İyi akşamlar. Bir cumartesi akşamı eski defterlere hoş geldiniz. Dün 27 Mayıs'ın yıl dönümüydü. Bu akşamı tamamen 27 Mayıs'a ve ordu politika ilişkilerine, darbe girişimlerine ve diğer darbelere ayırdık. Her zaman olduğu gibi yine üçümüz bir aradayız. Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem. İyi İstanbul akşamlar. Üniversitesi'nden Mehmet Alkan. İyi akşamlar. Ve bendeniz Sabancı Üniversitesi'nden Cemil Koçak. 27 Mayıs darbesinin 51. yıl dönümünde 27 Mayıs'ın eski defterlerde altını üstünü biraz karıştırmaya çalışacağız. 27 Mayıs'a gelmeden önce elbette ordu politika ilişkisi denince daha gerilere gitmeye ve Cumhuriyet öncesinde de Osmanlı'da ordu politika ilişkisini biraz deşmeye karar verdik. Hakan Erdem bize Osmanlı'da ordu ve politika ilişkisini kısaca anlatacak. Hay hay. Tabii ki Osmanlı'da çok uzun bir süre söz konusu. Belki son dönem Osmanlı'daki ordu politika ilişkileri Cumhuriyet dönemindeki ordu politika ilişkilerine daha çok ışık tutabilir. Malum o 1826 yılında Yeniçeri Ocağı'nı Sultan Mahmut kaldırıyor. Vakayı Hayriye. Vakayı Hayriye deniyor. Nesi hayırlıydı belli değil ama Vakayı Hayriye diye geçmiş. Sahaflar Şeyhi Zade Esat Efendi'nin yazımından itibaren Üssü Zafer. Üssü Zafer'den itibaren okul kitaplarımıza öyle geçmiş. Öyle Vakayı Hayriye diye kalmış. Aslında şimdi, çok enteresan çünkü bir devlet düşünün ki ordusunu kılıçtan geçiriyor ve buna tarihte hayırlı bir olaydır diye geçiriyor. Ve kimse de sorgulamıyor. Öyle de kalıyor. Yani aslında biz şimdi 27 Mayıs konuşacağız ama Vakayı Hayriye'de Yeniçeri ordusu isyan bile etmemişti desek belki de Osmanlı'nın bir takım gizli kalmış, kapaklı kalmış işlerini ışık tutabiliriz ama onu şimdi bir tarafa bırakalım. 1826 yılından 1876 yılına kadar Osmanlı'da hiç ordudan gelen, yani arada bir Kuleli Vakası falan gibi tartışmalı şeyler var ama görünürde hemen hemen hiçbir müdahale yok. Mahmut dönemi ve Tanzimat döneminde tam bir sivil iktidar hakim. Yani onların Ali Paşa, Fuat Paşa falan paşalar olması kimseyi yanıltmasın. Onlar sivil insanlar. O paşalar bildiğiniz paşa değil. O paşalar bildiğimiz paşa değil. O paşalar bürokrasiden yetişmiş paşalar. Aslında belki söylemek gerekir hemen ki o dönemde siviller de paşa olabiliyorlardı. Mutlaka evet. General olmak gerekmiyordu. Hayır, yani sivil paşa oluyorlar. Sonra kendi rütbeleriyle yükseliyorlar. Ama tam bir sivil hakimiyeti vardı. Ve çok güçlü bir sivil hakimiyet vardı. Ordu sorusunu bile bunun sormazdı. Ta ki Sultan Aziz'i bir junta tahttan indirmeye karar verdiği zaman. O hangi junta Hakan? Vallahi buna Hüseyin Avni Paşa juntası mı desek, Mithat Paşa juntası mı desek. Yani ama bunun içinde Genelkurmay Başkanı o dönemin yani Hüseyin Avni Paşa var. Harp Okulu Komutanı. Harp Okulu Komutanı da var. Efendim Mithat Paşa da var. Ulema da var. Ulema'dan da var. Şeyhülislam var. Asker bürokrasi, asker sivil bürokrasi, sivil. Ulema. Yani bir geniş, bir kapsamlı bir koalisyon. Ve berbat bir dönem. Yani Osmanlı Devleti zaten iflas etmiş. Anadolu'da kıtlık var. Ankara'da, Çankırı'da insanlar kitleler halinde ölüyorlar. Özellikle Çankırı'da. Balkanlar'da isyan, üst üste isyanlar. Bastırılıyor ama o bastırmanın da bir maliyeti var. Böyle bir dünyada tabii ki şey geliyor. Bu cuntanın Sultan Aziz'i tahttan indirmesi 1293. Ondan sonra Sultan Murat geliyor. Onu da indiriyorlar bir 3 ay sonra. Zavallı tecennün ettiği söyleniyor. Gördüğü kandan ve şeyden şiddet manzaralarından. Türkçesi delirmiş. Delirmiş. Bana saltanat gerekmez. Cinnet getirmiş. Bana saltanat gerekmez. Kan istemem, taht istemem diyerek dolaşıyor Dolmabahçe'nin koridorlarında. Viyana'dan bir doktor geliyor, düzelmesinin kısa vadede imkanı olmadığı söyleyince ona da bir fetva alıp indiriyorlar. Fetva alıyorlar. Yani orada ilginç belki 27 Mayıs'ta da şeyi olur konuşurken
Yoksa 27 gelir. Mayısçılar da mı fetva alacaklar? Alacaklar. 27 Mayısçılar da alacaklar. Osmanlı da gidip kurumsal olarak ya bizim bu padişah aynı zamanda halifedir, indirmemiz gerekiyor. Bunu ne yaparız da indiririz deniyor. Ulemadan, Şeyhülislam'dan, Babu Fetva'dan bir fetva gerekiyor. O fetvalara da hiç inanmamak lazım. Onlara inanacak olursak Abdülhamit mesela şer'i kitapları yaktırdığı için tahttan indirilmiştir filan. Cağaloğlu hamamında. Cağaloğlu hamamında. Şimdi Cumhuriyet döneminde böyle aşikar gidip bir makamdan, Diyanet işlerinden olsa gerek bize bir fetva verin denmiyor. Olmaz, o laikliğe aykırı. Hocalar zaten laik olmuş. Evet. Laik hocalardan biraz meşruiyet aranıyor. Yani çok ilginçtir bu şeyi hemen gösterelim. Hürriyet Yolunda adlı malum Talebe Birliği'nin, Milli Türk Talebe Birliği'nin yayınladığı bir kitap var. O kitapta bir de bir anket var arkasında. Hocalara tek tek soruyorlar, diyorlar ki 27 Mayıs meşru mudur? Elbette. Ve bütün hocalarımız diyor ki el cevap elbette. Fakat çok ilginç, zaten 27 Mayıs'ın meşru olduğunu Türk İş daha önce söylemiş. Aynı kelimelerle, aynı terimlerle anayasaya müdahale eden, anayasayı zedeleyen bir iktidarı ortadan kaldırmak meşrudur diye kendilerince fetva veriyorlar. Yani bu da 27 Mayıs'ın fetvası olmuş oluyor. Yani o Osmanlı'daki padişahları indiren ulema, yeniçeri ve bürokrasi ittifaklarını bu kez de işte Cumhuriyet döneminde üniversite, ordu, tekrar bürokrasi olarak görmek mümkün. Böyle de tarihsel devamlılıklar oluyor. Senin bıraktığın yerden devam etmek gerekirse eğer, bir süre sonra Abdülhamit anayasadan sıkılmış olmalı ki bu işten tamamen vazgeçiyor ve hemen arkasından 30 küsür yıllık sürecek bir istibdat dönemi. Fakat galiba o dönemi bitirecek olan da bir başka junta. Evet. Belki Cemil, o noktada şunu söylememiz lazım. Hakan'ın demin işaret ettiği konu çok önemli. 1826 Vakai Hayriye, Yeniçeriliğin kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yeni bir ordunun kurulması. Aslında oradaki temel gayret 2. Mahmud'un siyasi iktidara bağlı bir ordu yaratma gayreti. Yani sivil iktidara, siyasi iktidara bağlı bir ordu oluşturma. Bu konuda da 1876'ya kadar iyi kötü başarılı olunduğunu, ama 1876'da ordunun yeniden bir tür askerin iç özerklik kazandığını ve sisteme müdahale edebilecek bir hale geldiğini, güç haline geldiğini görüyoruz ki ondan sonraki süreç zaten Abdülhamit döneminde ordunun pasifize edilmesi. Çok korkuyor çünkü. Evet, bu yani, tekrarlanabilir. Evet. Hatta von der Goltz Paşa hatıralarında anlatıyor, müfettiş olarak geldiğinde Osmanlı ordusunu Almanya'dan, askeri mektep talebeleri talimlerini tahta tüfeklerle yapıyorlar. Yani çakma tüfeklerle yapıyorlar. Gerçek tüfeklerle talim yapılmıyor. Hatta ben o dönemin nizamnamelerini hatırlıyorum. Harp okulu öğrencileri padişahın işte cuma selamlığına çıkacağı günlerde veya buna denk düşecek günlerde dışarı çıkartılmıyor. Ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Benzer uygulama günümüzde de devam ediyor. Önemli günlerde harp okulu talebesi dışarı bırakılmaz. Ama Abdülhamit döneminin bir özelliği var. Yine Abdülhamit dönemi bir parantezdir. Ordunun siyasi iktidara tabi olduğu bir dönem olarak. Onun altını çizmemiz lazım. Sonra bir daha o dönemi biraz Demokrat Parti döneminde göreceğiz. Yine, ama ondan önce de bu başka bir cuntada değil mi? Babı Ali baskısını yapıyor. Baskınını yapıyor. Aslında önce İttihat Terakki içerisindeki o asker kanadın harekete geçirdiği ve işte Hürriyet'in ilanı olarak da adlandırdığımız o sürecin hızlanması. Ama asıl 31 Mart'la. Evet. 31 Mart hakikaten Türkiye tarihinde bir kırılma noktası, önemli bir kırılma noktası 31 Mart, diğeri 27 Mayıs olacak. Biz asker dediğimizde, ordu politika dediğimizde bütün Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları eğitimden geçmiş. Hepsi 31 Mart'ı bilirler. Bunun ikinci büyük adımı ve kalıcı adımı ki etkileri günümüze kadar geldi, o 27 Mayıs oldu. Ordunun onu hatırlamamız tabii lazım. Bu 31 Mart denildiği zaman genellikle bunu böyle gericilerin ve şeriatçıların, dolayısıyla böyle ayak takımının düzenlemiş olduğu bir isyan hareketi olarak algılamak söz konusu eğiliminde olur. Eğiliminde olur. Bu yaygın eğitimden gelmiş olanlar. Oysa işin aslı tabii öyle değil. 31 Mart
1908'de İttihatçıların Meşrutiyet İnkılabı'na karşı ordunun bir darbesine karşı karşı ordu darbesi olarak da isimlendirebilir. Çünkü politika ordunun içine bir kez girdi mi orduyu muhakkak çatlatıyor ve karşı gruplara ayırıyor. Kaldı ki şunu unutmamamız lazım. Bu 31 Mart'ı konuşacağız daha sonra ama 31 Mart'ta giden süreç ile 31 Mart'ı birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Tıpkı 27 Mayıs'a giden süreçle 27 Mayıs'ı birbirinden ayırt etmemiz gerektiği gibi. Bunu yapmaya çalışacağız bu akşam. Evet. Peki. Aslında bir de Hakan'ın sözünü ettiği bu Babali baskını var. Meşhur Babali baskını ki İttihat o baskınla, o askerin de katkısıyla yapılan baskınla İttihat Terakki'nin tek parti yönetimini kurduğu bir dönem. 1913'ten ta 1918'e kadar, 30 Ekim 1918'e kadar. Zaten sonra 6 Kasım'da İttihat Terakki kendini feshedecek, Tecedit Fırkası'na dönüşecek. O dönem bir parantez dönemi mütareke. Yine hatırlayalım, tek parti dönemi asker, ordu, iktidar ilişkileri açısından. Örneğin Mareşal Fevzi Çakmak ki Cumhuriyet tarihinin ikinci ve başka da Mareşal'i yok zaten. Tek bir genelkurmay başkanı ile idare etti Türkiye. Ta 1943'e kadar mı? 44'e kadar. Yani neredeyse 20 seneden fazla bir değişmez genelkurmay başkanı. Ve bu da aslında o tek parti döneminin ordu iktidar ilişkileri açısından ne kadar istikrarlı o manada gittiğini. Tabii bir başka deyişle ordunun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve devletin amaçlarının ne kadar örtüştüğünü ve iç içe geçtiğini gösteriyor ki krizlere neden olacak olaylardan biri bu. Evet, bu tek parti döneminde ordu politika ilişkisine geldiğimiz zaman biraz bir uzun bir adım attığımız takdirde buraya geliyoruz. Burada çok enteresan bir şeyler var. Çünkü biliyorsunuz milli mücadele esas itibariyle subayların omurgasında yürümüş olan bir hareket. Sonra Cumhuriyet'ten hemen önce kurulan Cumhuriyet Halk Fırkası, ilk ismiyle Halk Fırkası, sonra Cumhuriyet Halk Fırkası da aslında kurulduğu zaman genel başkanlığına Mustafa Kemal Paşa'yı getiriyor ama Mustafa Kemal Paşa o sırada hala asker, mareşal. Bir mareşali getiriyor. İsmet İnönü'yü kurucu olarak koyuyor, başbakan. O da asker. Orgeneral. Evet. O da asker. Fiilen başkan, asker. Fiilen yani asker. O arada emekli falan değil. Şimdi burası çok değiller. Önemli bir tabii. Kritik bir nokta var. Bizde genellikle şöyle bir izlenim ediniliyor. Sanki Cumhuriyet kurulur kurulmaz bütün subaylar subaylık mesleğini terk etmişler, emekli olmuşlar, politikaya geçmişler hayata girmişler falan ve gibi. O şekilde politika yapıyorlar. Şimdi izin verirseniz bunun ne kadar yanlış bir algılama tarzı olduğunu ve bilgi olduğunu nakletmeye çalışacağım. 1923 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurulduğu zaman onun kurucularının pek çoğu hala askerdi. Cumhurbaşkanı seçildiği zaman Atatürk mareşaldi ve hala herhalde Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesinden aylık alıyordu, maaş alıyordu. Başbakan İsmet İnönü aynı şekilde askerdi, orgeneraldi ve aynı şekilde maaş almaya devam ediyordu. Emekli falan hiç değillerdi. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. Bir de muhalefet partisi kuruldu bir süre sonra. Şimdi tam onu hatırlatacaktım onlar sana. Onlar da asker olmasın? Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet i̇lk partisi. İlk muhalefet partisi Terakki kuruldu. Terakki Perver, kim onlar Cemil? Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Efendim bunların da yöneticileri Kor General Kazım Karabekir. Kor General. Evet. Sakın hani emekli olmuş da eski emekli Kor General bir parti kurmuş falan zannedilmesin. O da maaş alıyor. Ali Fuat Cebesoy, o da kor general. Şimdi izleyicilerimize şöyle bir fotoğraf sunmaya çalışacağım. İktidar Partisi, Cumhurbaşkanı ve Başbakan, Başbakanı, Mareşal ve Orgeneral, Muhalefet Partisi'nin önde gelen yöneticileri, Başkanı ve Genel Sekreteri de iki kor general. Bunların hepsi ordu içinde henüz görevlerini başındalar. Buradaki ince nokta nedir? Cumhuriyet'in kuruluşunda ordu ikiye bölünmüş vaziyette. Bir kısım Atatürk'ün yanında yer almış, bir kısım Karabekir'le diğer paşaların yanında yer almış. Biz şimdi kitaplardan okuyoruz, bir parti var iktidar partisi, bir parti var muhalefet partisi. Tabii bugün olduğu gibi bunlar herhalde birbirleriyle mücadele ediyorlar diye düşünüyoruz ama öyle değil.
ordu mensuplarını da birbirleriyle mücadele ediyorlar bu siyasi rekabette. Yani milli mücadeleyi yapan elit ikiye bölünmüş, parçalanmış durumda, birbiriyle rekabet halinde. Parçalanmış. Şimdi yanlış bilinen çok önemli bir başka nokta var. Hani Atatürk demiş ki hem politika hem ordu mensubu, subay olmak mümkün değildir. Dolayısıyla politikayla uğraşmak isteyenler askerlikten ayrılsınlar. Bu tamamen yanlış. Böyle bir şey hiç yok, hiç olmadı. Atatürk'ün dediği şey şu. Zaten kendisi de asker olduğu için bunu söyleyebilecek pozisyonda tabii, değil. Kendisinin de o zaman. Evet, bunu söyleseler karşı tarafta diyecek ki buyurunuz önden gidiniz paşam, siz önce istifa ediniz, emekli olunuz, biz de sizin arkanızdan gelelim. Bunu söyleyecek pozisyonda olmadığı için Atatürk'ün söylediği şey şu. Diyor ki ya milletvekili olarak parlamentoya gelin. Çünkü burada bir parantez açayım. Milli mücadele yıllarında çıkan kanuna göre hem milletvekili olmak hem de subay olmak mümkün. Ondan önce böyle bir şey mümkün değildi. İkinci meşrutiyet yıllarında. Bu defa mümkün. İkinci meclisin sonuna kadar bu mümkün olabilecek. Sonra kaldıracaklar bu kuralı. Diyor ki Atatürk, ya milletvekili olun, fakat milletvekili olmaya karar verirseniz eğer, bu takdirde askerlikten istifa etmek zorunda değilsiniz. Askerlikte komuta ettiğiniz görevden ayrılmak zorundasınız. Aktif görevden bir manada. Aktif görevden. Yani emrinizde askeri birlik kalmayacak diyor. Evet. Çünkü Karabekir milletvekiliyken orada ordu komutanı. Evet. Ali Fuat Cebesoy aynı şekilde milletvekiliyken ordu komutanı. Şimdi düşünün, terakkiperver kurulmuş. Bir tarafta herkes asker olduğu için kim telefonu kaldırsa emrindeki askeri birliğe emir verebilir ve askeri birlikler birbirleriyle çarpışabilirler. Evet. Yani sistemik bir hatadan aslında bahsediyoruz orada. Evet. Yani Millet Meclisi içindeki herhangi bir tartışma birden dışarı taşabilir. Hı-hı. Sadece sokağa değil doğrudan orduya aktarılabilir. Değişik askeri birlikler birbirleriyle mücadele etmeye başlayabilirler. Atatürk diyor ki subaylıktan ayrılmak zorunda değilsiniz ama komuta ettiğiniz birlik komutanlığından ayrılmak zorundasınız. Onun üzerine Karabekir, Cebesoy ve diğer paşalar, muhalefetteki paşalar milletvekili olarak parlamentoya gelmek için görevlerinden ayrılıyorlar. Askerlikten ayrılmıyorlar. Askeri birliklerin komutasından ayrılıyorlar. Atatürk yakın arkadaşlarına diyor ki siz milletvekilliğinden ayrılın, komuta kademesinde kalın. Çünkü orduda komuta kademesinde kalmak milletvekili olmaktan daha önemli tam o sırada. Nutuk'ta bunu Atatürk paşaların komplosu olarak anlatacak. Orduyu ele geçirmeye çalıştılar. Ordu üzerinden bizim iktidarımızı tehdit etmeye çalıştılar. Bunu önlemeye çalıştık diye anlatacaktır bunu Nutuk'ta. Şimdi Cumhuriyet'in daha kuruluşunda ordu politikanın içinde ve bu politik hamle orduyu ikiye bölmüş. Terakkiperver kapatıldıktan sonra ne oluyor? 1926 İzmir suikastına kadar herkes hala asker. Evet. 26 İzmir suikastı ile diğer paşaları mahkemeye alıyorlar. Karabekir Paşa, Cebesoy Paşa, Refet Bele Paşa vesaire. Onlar mahkemeden beraat ediyorlar ama Milli Savunma Bakanlığı diyor ki sizi resen askerlikten emekli ettik. Bu paşalar resen emekli ediliyorlar. 1927 senesinde de Atatürk'le İnönü kendi istekleriyle emeklilik dilekçesi veriyorlar ve askerlikten emekliyorlar. Evet. Atatürk'le İnönü'nün askerlikten emekli olması 1927 senesindedir. Yani 4 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız orduda görevli muvazzaf askerdi. Şimdi bu girişten sonra isterseniz Demokrat Parti'yi atlayalım. Bütün tek parti döneminde ordu tabii iktidarın denetiminde ve onun emirlerini yerine getiren bir kuruluş oldu. Bunu gözden uzak tutamayız. 14 Mayıs'ta Demokrat Parti iktidara geldi. 21 Mayıs'ta hükümet kuruldu. Demokrat Parti'nin ilk hükümeti kuruldu. Ve Haziran 1950'de enteresan bir şey oldu. Ne oldu Mehmet? Bir anda Başbakan Adnan Menderes üst düzey komutanların ve ordu komutanlarının, kuvvet komutanlarının ve ordu komutanlarının bir kısmını sessiz sedasız bir operasyonla değiştirdi. Aslında bu pek de dikkat çekmedi.
Neden böyle bir şey olduğuna gelince anlaşıldı ki o dönemde 14 Mayıs 1950'de iktidarın Demokrat Parti'ye geçmesinden rahatsız olan bir orduyla karşı karşıyayız ve onun üst rütbeli komutanlarıyla. En azından bir kısmı. Bir kısmı ama. Tamamı yani çünkü değil. Çok memnun olan bir kesim de var ordu içinde. Demokrat Parti'ye iktidar geçti diye gerçekten en azından anılara öyle yansıyor. Çok mutluyuz. Biz o sırada aslında pek tutardık Demokrat Parti'yi. Çok seviniriz. Hatta işte ondan önce biz CHP'yi düşürmek için bir junta faaliyetine girmiştik. Hakan şunu mu söylemek istiyorsun? O hangisi? Yani genç subaylar demokrat mıydı demek istiyorsun? Genç subaylar, orta yaşlı subaylar demokrattı. Yani o şimdi, hangisi mi? Junta olarak mı? Yok. Ben 46 yılı aklıma geldi ama şimdi oraya bir dipnot atmak istiyorum müsaadenle. Şimdi bu 1950 yılında bir kısmı tasfiye edilen üst düzey komutanlar vesaire, geri kalanı hani Demokrat Parti'den memnun muydu? Şimdi anısını yazanlar açısından belki geriye dönüp böyle bir aklama olabilir. Ama en azından şunu söylemek mümkün. Memnunlar mı değiller mi bilmiyorum ama şaşkın oldukları açık. Şöyle ki o güne kadar, 1950'ye kadar ordudaki bütün terfiler Cumhuriyet Halk Partisi'nden geçmiş. Cumhuriyet Halk Partisi bu terfilerde rol oynayan en önemli unsurlardan biri. Şimdi yeni bir iktidar başa gelecek ve ne olacak? Şimdi ordu bundan sonraki ubudiyetini ve ilişkisini Demokrat Parti ile mi devam ettirecek, CHP ile mi devam ettirecek? Bu bir problem. Bir de şunu ilave etmek isterim tam bu 1950 kısmına. Demokrat Parti'nin aslında sonraki ordu ilişkilerindeki hatalarından biri de tam bu dönemde başlıyor bana sorarsanız. O da şu. Demokrat Parti'nin yöneticileri muhtemelen şöyle düşündüler. Üst düzey komutanlar rahatsız. Bizden rahatsızlar. Hatta darbe yapmak. Sessiz sedasız kenara alalım bunları. Bize sempati duymasa bile en azından antipati duymayacak isimler bunların başına gelsin. Buraya kadar. Ve buradan itibaren de şu hata başlıyor. Biz ordunun üst kademesiyle iyi ilişkilerde olursak, onları memnun edip elimizde tutarsak, hiyerarşik olarak ere kadar bu elde tutuş gider diye bir hata yaptılar. Neden bunun altını çizerek diyorum? Birazdan konuşacağız 9 subay. Çünkü darbe albay ve altından geldi. Üst düzey komuta kademesinden gelmedi. Oradan birkaç kişi katıldı. Ama bu Haziran başında ki operasyonun bir de öncesi var, 1946. Belki Cemil ondan bize söz edecek şimdi. Evet, oraya gelmeden önce isterseniz bu Haziran 1950 ordu operasyonuna kısaca da değinmeme izin verin. Rivayete göre İsmet Paşa seçimleri kaybedince İsmet Paşa'ya bir heyet gelmiş. Üst düzey rütbeli askerler demişler ki paşam emrinizdeyiz. Yani eğer arzu ederseniz bu yeni gelen ekibi biz kesinlikle diskalifiye ederiz. Siz iktidarınıza devam edersiniz. Yine anlatılan söylentilere göre İsmet Paşa demiş ki teşekkür ederiz bu çok nazik teklifinize. Fakat biz bunu reddediyoruz. Görevlerinizin başına dönebilirsiniz demiş. Şimdi bunu tabii kanıtlayabilecek elimizde bir şey yok. Yani seyircilerimize bir şey gösteremeyiz. Ama bu pek çok şekilde söylenti bir şekilde zamanında yayılmış. Yani sonradan çıkmış bir söylenti değil. Ordu içinden de bu defa bazıları Bayar'a ve Menderes'e gitmişler ve demişler ki yüksek rütbeli subaylar böyle böyle İnönü'ye gittiler. Size karşı bir darbe teşebbüsünde bulunmak üzere buna karşı sıkı önlem alın demişler. Ve bunun üzerine Bayar ve Menderes gerçekten de ordu üzerindeki üst düzey komutanları Haziran operasyonunda tamamen tasfiye ettiler. Ve ordu bir anlamda Cumhuriyet Halk Partili tek parti döneminden ne diyelim sıyrılmış. Biraz sıyrılmış oldu bir anlamda. Ama krizin bitmediği anlaşılıyor. Demek ki ordu denildiği zaman politika ve ordu denildiği zaman her dönemde kendine has, kendine mahsus bir özellik ortaya çıkmış oluyor. Peki Cemil, şimdi bu anılara filan akseden özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın bu ilişkilere, asker sivil ilişkilerine filan dolaylı filan değil doğrudan bir etkisi var. Çünkü
Türkiye mobilize oluyor. Birdenbire çok zor şartlar altında efendim Kars'tan Edirne'ye askerler çadırda kışın yaşamak zorunda kalıyorlar. Evet. Ve çok güçlük çekiyorlar. Evet. Yani bütün o 1940'lı yıllarda savaşın sonuna kadar onlar da anılara yansıyor. İşte çadırda kaldık, donduk. Hele neyse ertesi sene şey yaptık, kendimize kerpiç kestik, ev yaptık, biraz rahat ettik filan diye. Ve o teyakkuz sırada, halinde. Yani teyakkuz halindeler ve başka bir şey daha, dünyaları yıkılıyor. Özellikle genç harp okulu mezunlarının, kurmay da olmamışlar, sadece kıtaya gitmişler. Evet. Ve orada bunlara siz dünyanın en güçlü ordususunuz, şöyle aslansınız, böyle kaplansınız denmiş. Çok yoksul bir memleketi yakından tanımış durumdalar. Ve benim anladığım kadarıyla bu sırada işler kötü gidiyor. Muhakkak bir suçlu var. Fakat o suçlu CHP'dir diye düşünüyorlar. Evet. O sırada CHP'ye karşı ordu içinde bir hareketlenme yok mu? Evet, şimdi bu çok enteresan bir nokta Hakan'ın değindiği kısım. Çünkü 2. Dünya Savaşı, izleyicilerimiz hemen bileceklerdir, askeri teknolojinin şaha kalktığı bir dönem. Yani bir tarafta Alman ordusu önüne kim çıkarsa çıksın hani neredeyse birkaç saatte aşıp geçiyor. Yüksek teknoloji, zırhlı araçlar, efendim bindirilmiş tanklar, kıtalar falan, yukarıdan uçaklar. Şimdi milli aşağı yukarı milli mücadele dönemini yapmış bir orduyla kalmış bir Türkiye. Orduya Atatürk döneminde önemli bir yatırım yapılmadığı için aşağı yukarı milli mücadeleyi bitirdiği anda kalmış olan bir ordu. Onu söylüyorlar. Yani bizim toplarımız 1. Dünya Savaşı'ndan kalma toplardı. Evet. İşte biz hala motorize birlik yoktu. Atlar bizim için önemliydi. Onlarla çekerdik filan diye. Bu anlatıyorlar onlar bunu. Ve o zaman Dündar Seyhan'ın anılarında Gölgedeki Adam anısında birdenbire diyor başımıza dank etti ki diyor biz çok geri kalmışız. Onları görünce anladık. Evet. Çok geri kalmışız. Bunun sorumlusu kim? Şimdi tabii bunun sorumlusu en üst düzeyde ifade edilemiyor. Maraşal Fevzi Çakmak orduya yeterli ilgiyi göstermedi. Yani Genelkurmay Başkanı değişirse eğer orduya daha yakın bir ilgi söz konusu olabilir diye düşünüyorlar. Ordunun gençleştirilmesi lazım. Çünkü hiç değişmeyen bir Genelkurmay Başkanı. Günah keçisi bulmak. Efendim? Günah keçisi. Evet. Hiç değişmeyen ordu komutanları. Gerçekten o dönemde yani bugün olduğu gibi belirli sürelerle komutanlar değişmiyor. Gelen kalmış. Aşağıdan gelenlerin yukarıya çıkabilecekleri bir pozisyon yok. Buradan dolayı genç subaylar rahatsızlar. Öyle diyelim. Genç subaylar rahatsız. Böyle gazete manşetleri aşağı yukarı 1946'da serbest bir basın olsa rahatlıkla atılabilir. Sonra genç subayların çok önemli bir kısmı anladığımız kadarıyla özellikle daha sonra askeri cuntalara katılacak olan gençler 1946'da Demokrat Parti kurulunca Demokrat Parti'ye karşı Hakan'ın da belirttiği gibi büyük bir sempati göstermeye başlıyorlar. Demokrat Parti yalnızca toplum içindeki böyle geniş kitlelerin desteğini almakla kalmıyor fakat aynı zamanda genç subayların da desteğiniyor. Ümit şu, Demokrat Parti iktidara gelirse, Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile karşılaştırıldığında orduya daha çok ihtimam gösterir, dikkat gösterir, özen gösterir, destek olur ve ordumuz Demokrat Parti'nin iktidarı sayesinde hızla o ileri ordular seviyesine erişebilir. Demokrat Parti nasıl iktidara gelecek? 46 seçimleriyle iktidara gelecek fakat büyük bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü 46 seçimleri hileli seçimlerle Demokrat Parti'nin bastırılmasıyla sonuçlanınca Cumhuriyet tek parti dönemi sonrasında ilk askeri junta kurulmuş oluyor. Bu juntanın hedefi ve amacı eğer Cumhuriyet Halk Partisi serbest bir seçim yapmaz, 1950'de de aynı numarayı yaparsa, yine hileler yaparsa bu takdirde Demokrat Parti'yi desteklemek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve İsmet İnönü iktidarını yıkmak üzere orduda bir junta kuruluyor. Bak orada da Bayar'a atfedilen bir laf var. 1950'de eğer hile olursa bir darbe olacak ve haber veriyorlar. Bu sefer biz bir darbe sizin lehinize yapacağız. O da güya şey dermiş, bir numaralı neferi de ben olurum.
Şimdi bu da bu kitaplara, bu anılara yansımış durumda. Bunu da çok bu sefer ispatlayamayacağız. Evet, bu da bir söylenti yani olarak aktarıyoruz. Hangi kitapta geçtiğini söyleyebiliriz ama biz tarihçi olarak kendi dokümanımız o kitaptır. Ama gerçekten böyle bir laf söylendi mi söylenmedi mi onu çok destekleyecek durumda değiliz. Evet. Bu 46 cuntasının önemli özelliği şu. Eğer 50'de bir daha Cumhuriyet Halk Partisi hile yapar da Demokrat Parti'yi iktidara gelmekten alıkoyarsa bu junta ihtilal yapacak, darbe yapacak ve iktidarı demokratlara verecek. Böylelikle ordunun ilk darbesinin amacı, organizasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'ni devirmek üzere yapılıyor. 46'dan 50'ye kadar bu junta aktif şekilde devam edecek. 1950 seçimlerini Demokrat Parti'nin kazanması üzerine artık junta'nın bir fonksiyonu kalmadığı için kendi kendini lav edecek. Yalnız bir iki sene kadar Demokrat Parti rahat edecek. Ya, çok fazla değil yani. Şimdi burada enteresan bir başka nokta daha var Hakan. O da bu 46'da kurulan Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi amacıyla kurulan gizli teşkilat, gizli junta'nın üyelerinden bir tanesi Albay Seyfi Kurtbek. Önemli bir isim Seyfi Bey. 1950'de ilk Demokrat Parti'nin hükümeti kurulduğunda bakanlar kurulu, kendisi Milli Savunma Bakanı olacak. Buradan da anlaşılıyor ki biraz önce Hakan'ın söylediği söylenti biraz gerçek olabilir. Junta ile Demokrat Parti yönetimi arasında bir dirsek teması olmuş olabilir ki Demokrat Parti seçimi kazanır kazanmaz albayımız emekli oldu ve Milli Savunma Bakanı oldu. Amaç bu sayede beklenti Demokrat Parti'nin şu veya bu şekilde orduyu güçlendireceği ve kalkındıracağı yolunda ordudaki ilk juntanın hikayesi bundan ibaret. Aradan demek ki 4 ila 5 yıl geçinceye kadar başkaca bir junta hikayesi duymadık. Yani ne anılara yansıdı ne anlatıldı. Hiç böyle bir şey yok. Junta yok ama Menderes'te yani çok büyük bir kendine güven var. Mesela şu tip laflar söylediği kayda geçmiş durumda. Ya bu adamlar basit bir müzakere yapma usulünü bile bilmiyorlar. Ben de bu generalleri bir şey zannederdim. Çünkü Menderes'in çok formel bir tahsili olmadığı için Harp Akademisi, Kurmay bunlar gözünde çok büyüttüğü şeyler. Karşı karşıya gelince bunlar diyor doğru dürüst müzakere yapmayı bile bilmiyorlar diyor. Ve burada yani daha 1952'de filan bir takım askerler rahatsız olmaya başlamışlar. Yani mesela Güven Türk'ün anlatımına göre ünlüdür biliyorsunuz. Faruk Güven. Tabii Faruk Güven Türk'ün. Efendim İzmir'de işte bir yerde yemek yerken Menderes gelir. Bir anekdotal seviyede bir şey bu ama. Ve askerlere bir laf eder. Kötü bir laf eder. Yemek yerken Güven Türk de herkesin duyabileceği, onlar da başka yan masada da bir asker grubu, bir lokalde oturmaktalar. Menderes'e çok ağır laflar ederek oradan grup olarak kalkıp giderler. Pomatlı yüzü sapsarı kaldı der Menderes için. Zaten Güven Türk hiç şeyini lafını esirgemiyor. Kaşlarını yolan adam diyor, işte yüzüne makyaj yapan adam diyor, rujlu dudaklı adam diyor, geçmiş olmayan türedi diyor. Yani sonradan yazdıkları metinlerde böyle de çok ağır ifadeler var. Ama bu metinler ne zaman yazılmış Cemil? 1960'da. Evet, evet. 1952'de başbakana karşı hakikaten öyle bir davranışta bulunup hakaret ederek bulunduğu mekanı terk edip çıktı mı çıkmadı mı o kadarını hakikaten tevsik etmek zor. Başka bir kaynağa da ihtiyacımız var orada. Belki bir cümle eklenebilir. Gerçekte şunu bildiğimiz kesin emin olduğumuz bir şey var. Demokrat Parti'yi iktidara getirmek için kurulan bu 46 cuntasından bazı isimler sonradan aşağı yukarı 10 yıl sonra evet. yıl sonra Demokrat Parti'yi alaşağı etmek üzere kurulan junta'nın da önemli isimleri olacaklar. Evet. Şimdi burası çok bence çok paradoksal bir şey. Yani bir junta'ya giriyorsunuz. Niyetiniz A partisini indirmek. Aradan 10 yıl geçiyor ve B partisine karşı da sempatiniz var. Aradan 10 yıl geçmiş. Bu defa B partisini indirip onun yerine A partisini geçirmek üzere harekete geçiyor. Ama bunda çok şaşıracak bir şey yok. Bir futbol takımı kurulmuş.
Yani A takımıyla oynayıp onu yenmek istiyorsunuz. A takımı olmayınca B takımı gelir, ona karşı oynarsınız. Yani çok fark eder mi? Bir zihniyet meselesinden bahsedeceğiz biraz evet, sonra. Profesyonel bir cuntacılık. Şimdi bunu da bu kadar net söyleyebilir miyiz? Buna da emin olamadım birdenbire. Hani niye? Yani bir demokrat hani adeta kendi içinde, sistem içerisinde özel bir junta, hangi parti şimdi, olduğuna bakmadan kendi iktidarını nasıl gerçekleştirir evet, diye sürekli hesap içerisinde. O çok ilginç. Yani 60 ihtilalinden sonra en fazla savunma yapılan noktalardan bir tanesi, biz darbeci değiliz. Bizim fikriyatımız var. Biz gerçek devrimcileriz. İnkılapçıyız diyor, devrimciyiz diyor. Fark etmiyor ama biz sadece laf olsun diye hükümeti indirip onun yerine kendimiz gelmek için gelmedik. Bizim büyük ve derin bir fikriyatımız vardır. Bunu çok söylüyorlar. Bu bir savunma noktası. Demek ki orada bir takım hassasiyetler gelişmiş bir grup asker arasında. Bunu da belirtmek gerekiyor. Belki tabii bunu konuşurken bir analiz yapmamız gerekecek. Belki onu 11'den sonra yapacağız. O da bu müdahaleci zihniyetin hangi ortamda çimlenmeye başladığı ve hangi ortamda örgütlenmeye başladığı ve tabii hangi ortamı nasıl kullandığı, bu çok önemli. Ya ama mesela öyle değil mi arkadaşlar? Yani şimdi dünya kadar yayın var. Belgesel anlamda da hem Türk arşivlerinde hem yabancı devlet arşivleri çoktan açıldı. Doğru dürüst bir şey yok. Bilimsel bir çalışma. 1927 Mayıs üzerine doğru dürüst bir hakikaten hala çalışma. Hala bir çalışma yok. Halbuki çok bizi bugün ilgilendiriyor. Evet. Yani bu metinleri ben okuduğum zaman diskur seviyesinde bugün de kullanılan aynı cümleleri tanıyorum. Neredeyse günlük gazete okurmuş gibi oluyor. Vallahi 1960 tarihini kaldırsak desek ki işte şöyle şöyle laflar geçiyor. Bugün biraz daha sofistike, kimse öyle işte ağzını bozup feci küfürler etmiyor. O doğru. Yani daha bir siyaseten doğru bir dünyaya göz açtık geldik ama çok ciddi bir şey var, devamlılık var. Fakat bir çalışma yok. Yani akademik bir çalışma varsa ve ben bilmiyorsam çok özür dilerim yapan insanlardan ama... Birkaç tane var. Ya var. Evet var, ama bu var. Asla ama yeterli değil. Anlamamıza, değerlendirmemize, karşılaştırma yapmamıza, bir de tam senin belirttiğin gibi 27 Mayıs öyle bir olay ve olgu ki şu günü dahi ilgilendiriyor. Yani şu bütün mesele günümüzle yakın. Tarihten konuşmuyoruz aslında. Güncelden konuşuyoruz. Yani çok eskiden konuşmuyoruz. Yani güncelle çok ilintisi olan bir süreçten, bir değişimden söz ediyoruz. Ve işin daha güzeli benim... Yani ancak anıları okudum. Bu konuda arşiv çalışması yapmış değilim. Tabii ki bir Osmanlı tarihçisi olarak. Biraz hani hobim diyeyim 27 Mayıs okumak. Hobinden öte canım yani. Yok yok yani öyle diyeyim. Neden olduğunu neden bu yapıldı bunu göremiyorsunuz. Kimin yaptığını, planladığını, tam olarak ne vardı arkasında. Karanlıkta kalan noktalar var. Çünkü anılara samimiyetle yansıyor. Ama... Yani... Biz işte şeydik, biri bize, bir subay geldi, tanımadığımız bir yüzbaşı geldi. Bize dedi ki harbiyeliler dışarıya çıkın, çıktık diyor. Tamam. Şimdi bir daha ondan sonra yüzbaşıyı gören yok. Yani anılara bile ne oldu, kim bunları harekete geçirdi, kim emir verdi, spesifik olarak kim bunu yaptı ve niçin yaptı daha da önemlisi. Bunlar çok ortada kalan, masanın üzerinde kalan aslında büyük sorular. Aslında ortada kalmıyor. Aslında nedenini biliyorsun. Şimdi o dönemde hemen 27 Mayıs olduktan sonra 27 Mayıs'ı neden yaptık diye resmi olarak yazmaya başlıyorlar. Şimdi izleyicilerimiz de görecekler bu 27 Mayıs inkılabını hazırlayan sebepler. Enver Ziya Karal'ın arkasından bir başka kitap gelecek. 27 Mayıs inkılabının sebepleri ve oluşu. Sonra ders kitaplarına ekler yapılacak hemen. Çünkü ama reklamlardan hemen sonra değineceğiz. Artık resmen o tarihi yazılacak ve ezberlenecek. İyi geceler. Eski defterlere devam ediyoruz. 27 Mayıs darbesini tartışıyoruz. 27 Mayıs'a giden süreçte 1950'lerin ortasında kurulan yeni askeri cuntada kalmıştık. Buradan başlayalım ama daha çok cuntaların siyasi zihniyeti üzerinde biraz durmaya çalışalım.
Kısaca özetlemeye çalışayım. 1946'da kurulan ilk junta 1950'de kendini feshetti. Çünkü zaten Demokrat Parti'ye eğilimliydi. Demokrat Parti iktidara gelince bir rolü kalmadı. Fakat 1950'lerin ortasında bazıları 46 cuntasından kalma, pek çok başka elemanla takviye edilen yeni bir junta kuruldu. Burada işin enteresan bir noktası var. Daha sonra yeniden değinme fırsatı bulacağız. Daha Demokrat Parti iktidarının 27 Mayıs'a yol açtığı iddia edilen argümanları ortada yok. Ne evet. tahkikat komisyonu var, ne seçim yapılmayacağı, ne bir diktatörlük var. Olduğu, ne bir vatan cephesi. Evet. Tam tersine Demokrat Parti iktidarının altın yılının zirvesindeyken evet. bir askeri konuşacağız onu. Bir askeri junta kuruluyor. Bu juntanın zihniyeti niçin böyle bir teşebbüs içinde olduğunu şimdi biraz deşmeye başlayalım. Hakan ne dersin? Niye böyle bir junta kurmuş olabilirler? Yani keşke aslında bilebilsek. Evet. Doyurucu bir cevap gelmiyor. Şimdi yani ekonomi patlamış, herhangi bir problem yok. Ve üstüne üstlük bunlar o biraz önce konuştuk. İkinci Dünya Savaşı'nın seferberliği sırasında kırsal bölgelere dağılmış kalmış insanlar... O farkı bilebilecek durumdalar. Yani 1945'te mi İkinci Dünya Savaşı'nın kısıtlarından dolayı Türkiye daha iyi bir noktadaydı yoksa 1954'te, 55'te mi daha iyi bir durumdaydı? Bunu bilebilecek durumdalar. Fakat ilginç yani orada bir duygusal bir taraf da var. Hiç olmasa yani bu junta işlerine giren subayların anılarında o kısmın samimi olduğunu düşünüyorum. Ya galiba kendilerinin de çok fazla bir şeyi yok, haberi yok. En azından bazılarının haberi yok. Zaten ilk juntayı da kimin kurduğu belli değil. Yani Orhan Kabibay'la Dündar Seyhan sucuklu yumurta yaparken böyle birdenbire duygusallaşıp birbirine sarılıyorlar. Memleket kötüye gidiyor kardeşim. Ne olacak bu memleketin hali? Ne olacak memleketin hali? Hakikaten bundan daha derin bir şey aslında çıkmıyor. Ve orada baktığımız zaman gitsin bunlar... sonra yavaş yavaş ileride dediğin çok doğru. Yani yıl şey olsa 58 olsa 59 olsa başka gerekçelendirmeler var. İşte İnönü'ye yapılan muameleyi biz kabul etmezdik. Çok bozulduk. İşte biraz sonra göreceğiz. Taş atılmıştı. Uşak'ta kızdık. Taş atıyorlar. Uşak'ta taş atıyorlar filan. Ama bunlar hep 1960'a evet. doğru. Yani orada bir problem görüyorum. Görmüyor değilim. Ne diyeceksin? Bir aklıma geldi. Yani zor soru sordu çünkü. Evet, çünkü keşke zor, bilebilsek. Keşke evet. Hoca olunca en zor soruları yani... bulup çıkarmak mümkün oluyor. Şimdi aklıma şu geldi. Cemil dedi ya ekonomik olarak zirvede olduğu dönem. Aslında 54 yılı ve 55 yılı zaten bu juntanın da kendi içinde organize olduğu bir dönem. Şimdi orada iki tane değişken var. Düşünmemiz, hesaba katmamız gereken. Bir tanesi aslında ekonomik açıdan Türkiye ciddi bir krize giriyor. Yani 55 yılı Türkiye'nin çok uzun süredir yaşamadığı bir krizi yaşamaya başladığı bir sene. İkincisi 1954'te seçimler olmuş. Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara gelmiş. Şimdi bu ikisinin... O oyu bir daha hiçbir siyasi parti alamayacak. Alamayacak. Hatta onun yarattığı öyle bir meclis var ki alınan oy oranlarıyla hiç... Kıyas kabul etmeyecek. %57 oy alıyor Demokrat Parti. %92'sine sahip meclisin evet. gibi. Şimdi orada dolayısıyla bu Demokrat Parti'nin ezici bir oyla tekrar iktidara gelmesini ve ekonomik krizin başlamasını ve bu ikisinin ama de... Ama işte bu cuntalaşma işte faaliyetleri biraz bir... daha önce gibi. Evet. Yani o rahatsızlıklar, yani işin aslına bakılacak olursa 52 yılından beri bir huzursuzluk, kıpırdanma, yani ufak tefek... Bana sorarsan 14 Mayıs 1950'den itibaren hatta, var. Hatta. Ya benim fikrim hatta, o, sizden evet, ayrıldığım evet. nokta o. Ha, anladım. Şimdi yani, haklı olabilirsin ama mesela 54 seçimlerinden özel olarak şikayet etmelerinin nedeni böyle bir ekseriyet kazanan parti istediği her şeyi yaptırır. Evet. Ki sonradan biliyorsunuz bu meşhur diktatörlük suçlamalarına evet. gidecek olan evet. argümanı kuruyorlar. Evet. Bunları söylüyorlar. Ama bunların da ötesinde yani diyelim ki bir yüzbaşısınız, bir albaysınız. Yani sizi ne çok üzüyor ki sonunda ya hükümeti devirmek ciddi bir suç.
Yani ayrıca bu biraz sonra bu 9 Sumay olayında göreceğiz. Gayet tehlikeli bir olay bu. Hiç şakası yok bunun. Hiç olmazsa rütbeleriniz alınır, ordudan atılırsınız, kellenizi bu yola koyuyorsunuz. Yani bunu tek tek bireyler düzeyinde nereden bu karara ulaşıyorlar? Bazı şeyler var. Efendim işte gördüm bir bakan sivil olmasına rağmen saygısız çantasını şeye verdi. Oradaki en yüksek rütbeli albaya verdi, taşıttı filan. En yüksek rütbeli subaya verdi, taşıttı filan. Şimdi çok kızdım filan. Şimdi böyle bireysel sivil bir takım insanların gerçekten muktedir olmasını çekememek gibi bir psikolojik tarafta olduğunu görmüyor değilim. Görüyorum yani ama o işte efendim teşriği şeyi ele geçirmişti. Yasama çoğunluğunu ele geçirmişti. İstediği her şeyi yapıyordu. Biz de buna karşıydık. Cunta kurduk argümanı bana çok ikna edici gelmiyor. Ben yani 46 cuntasıyla bu diyelim 56 cuntası aradan geçen 10 yıllık devrede önemli bir zihinsel sıçrama olduğu kanısında. Olumlu anlamda mı, olumsuz anlamda mı? Bu artık kimin gönlünden nasıl geçtiğine bağlı olarak açıklamamın sonuna kadar beklemenizi rica edeceğim. Şimdi 46 cuntası meseleyi bir ordu modernleşmesi olarak görüyor. Yani ordu modernizasyonu geri kalmış. İşte 2. Dünya Savaşı yıllarında görülmüş bu mesele. Ve sonra diyorlar ki eğer Demokrat Parti gelirse orduyu güçlendirir. Bizim ordumuz da modern orduların gücüne erişir. Demokrat Parti geliyor. Milli Savunma Bakanı hatta bu 46 cuntasından Albay Kurtbek. Bir süre çalışıyor Demokrat Parti ama hatta o zaman NATO'ya katılma söz konusu 1952'de. NATO yardımı. Arkasından geniş ölçüde büyük krediler, yardımlar, şunlar bunlar. Bütün bunlara rağmen Amerikan desteği, bütün bunlara rağmen 46 cuntasından sonra hissiyat, Demokrat Parti de orduyu yeteri kadar güçlendiremiyor. Yani bütün ümit Demokrat Parti'deyken ordu açısından bu da yetersiz çıktı. Hayal kırıklığı yarattı. Yani Cemil orada çok haklısın. Çünkü hani bu bir darbe değildir. Arkasında sosyal hatta sosyalist fikriyat vardır. Vardır. Peki şimdi nasıl oraya geliyorum. Şimdi evet. 56'da bu 55-56'da kurulan Cunta'nın fikriyatı ise yalnız tabii ki o bu fikriyatı mirasını taşıyor. Diyorlar ki onlar da biz iktidara gelmeliyiz ve ancak ordu modernleşmesi bu şekilde sağlanabilir. Esinde siz bu defa artık bir ne Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir fayda var memlekette ne Demokrat Parti'den bir fayda gördük. Dolayısıyla sıçrama şu, sivillerle olmuyor, siyaset kurumuyla olmuyor. Niye? Bu temsili demokrasiyle olmuyor. Çünkü siviller, siyasetçiler popülizm yapmak zorundalar oy kazanabilmek için. Bu popülizm de memleketi maalesef kötü yollara sürüklüyor. Evet. Oysa artık bu demokratik meseleden, demokrasi denilen ama aslında kötüye kullanılan, suistimal edilen, kitlelerin peşinden koşulmak zorunda kalınan bu mekanizmadan kurtulmak lazım. İdarenin doğrudan doğruya ordunun elinde olması lazım, bizim elimizde olması lazım, zihniyetine sıçrama yapılıyor. Şimdi burada çok önemli bir bence ayrım var. Artık 56'dan itibaren bu cuntaya giren subayların amaçları sadece Demokrat Parti iktidarını devirmek değil. Güç transferi yapmak istiyorlar. Ama Demokrat Parti'nin yerine efendim başka bir parti de gelse bunlardan da bir hayır çıkmaz diye düşünmeye başlıyorlar. Sivillerden bu memlekete bir hayır gelmeyeceği 1950'li yılların ikinci yarısından itibaren bu subaylar arasında hızla yaygınlaşan ve çok popüler olmaya başlayan bir süreç. Peki Cemil şimdi mesela söylenenler kadar tarihçi bir metni okurken söylenenlere baktığı gibi bir de söylenmeyenlere de bakar. Şimdi ben bu yöntemle baktığım zaman bu cuntacı subay anılarına çok şikayet edeceklerini zannettiğim bir konudan hiç şikayet etmiyorlar. Mesela Türkiye'nin NATO'ya girmesi ve hiç Kore Savaşı'na katılması, NATO'ya girmesi,
Bunlarla ilgili hiçbir eleştirileri yok. Tek kelime etmiyorlar. Bu tam şaşırtıcı tersine, değil ama zaten. Tam şimdi şaşırtıcı değil ama tabii değil. Yani ama o zaman bir takım soru işaretlerinin uyanmasına, çünkü milli bağımsızlığa çok düşkünler, öyle bir diskur var. Memlekette bir çıkmaz da bunun tek çaresi ihtilal. Fakat bunu yaparken dış politikaya hiç dokunmak, laf etmek istemiyorlar. Yani 27 Mayıs'ta da zaten çıkıp NATO'ya, SENTO'ya bağlıyız diyerek tabii iman tazeleyecekler. O zaman şunu belirtelim. 1950-60 arasında Demokrat Parti ile CHP'nin dış politika açısından hiçbir fark yok aslında. Mesela Kore'ye asker gönderilmesi, NATO'ya girilmesi sırasında CHP'nin NATO'ya asker Kore'ye asker gönderilmesine karşı değil. Yalnızca bunun mecliste biraz daha tartışılmasından yana. Burada, bir de burada şimdi iktidarla muhalefet arasındaki bu tartışmada Demokrat Parti'nin savuşu, bu karar Birleşmiş Milletler tarafından alınmıştır. Birleşmiş Milletler Kore'ye müdahale edilmesine karar vermiştir. Birleşmiş Milletler anlaşmasına uygun bir şekilde. Türkiye'de Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olarak Birleşmiş Milletler'in aldığı bir karara doğrudan katılmak durumundadır. Dolayısıyla parlamentonun bu konuda herhangi bir karar almasına artık gerek yoktur derken, Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti şunu diyecek sadece. Yani göndermeye prensip olarak karşı değiliz. Hatta ama gönderilmesi doğrudur muhtemelen. Tabii. Fakat bunu parlamentoda bir karar alalım. Teknik bir meseleyi olarak görmektedir ki bence yani çok zayıf bir muhalefet pozisyonu. Ve o bir NATO'ya giriş vizesi. Küçük bir alıntı yapayım mı? Tabii. Demin o söylediğim yani hafızamda kaldığı şekliyle değil de daha hakkını vererek. 1954 Sambahar'ın bir pazar gecesinde uçak savar okulunun nöbetçi amiri idim. O akşam gazinoda beraber... Kimden okuyorsun Hakan? Söyleyeceğim. Tamam. Sonunu söyleyeceğim. Peki söyleyelim. Tamam. Dündar Seyhan'ın Gölgedeki Adam, ki hakikaten Gölgedeki Adam. Yani ilk bu arada izleyicilerimize ifade edelim. 27 Mayıs'çıların en güzel anılarından bir tanesidir. Bir tanesi. Pek çok anı var ama en güzellerinden ve en erkenlerinden bir tanesidir. Dündar Seyhan da 27 Mayıs'çıların önemli isimlerinden biridir. Gerçekten gölgede kalmış bir isim. Gölgede kalmış. Isim ondan sonra 14'ler hareketiyle tasfiye olmuş. Yani erken aşamada da başka bir grup tarafından tasfiye olmuş. Çünkü junta, bir tane junta yok ki, birkaç tane. Evet, ona daha sonra geleceğiz. Junta deyince her zaman çoğul kullanmak lazım. Belki. Şimdi tekrar o şeye geri dönersem. Evet. Uçak Savar okulundalar. Kabibay'da efendim bizim Orhan Kabibay. Orhan Kabibay'la Dündar Seyhan şu basitlikte gidiyor. O akşam gazinoda beraberce sucuklu yumurta yerken bir taraftan da her zamanki gibi memleketin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulma çarelerini tartışıyorduk. Evet, atlayarak okuyorum. Evet, ikimiz de artık ihtilalden başka bir çare göremiyorduk. Yani ne sebep, oldu ki? Sonuç ilişkisi yok. Yok yani insan sucuklu yumurta yaparken birdenbire yani hakikaten bu memlekette ihtilal mi düşünür, belki düşünür ama öyle bir çağrışım yapar mı sucuklu yumurta, onu bilmem ama artık hiç çare kalmadı dedirtecek ne var? Onu göremiyorum tarihçi olarak. Yalnız deminki senin analizinde ben bir şeye katılmıyorum, onu belirtmek isterim. Bu 27 Mayıs işte darbesini yapan bu junta'nın Demokrat Parti döneminde de askeri modernizasyonun olmadığı yönündeki fikirleri konusunda benim bir rezervim var. Şöyle ki Demokrat Parti'nin yani o döneme baktığım zaman ve kimi kaynaklara baktığım zaman şöyle bir yorumuna da rastlıyorum. Onu belirtmek istedim zaten. Demokrat Parti'nin yaptığı büyük hatalardan biri ordu modernizasyonuna çok önem verdiği, hatta bunun Amerika ve NATO ve işte destekli olduğu ve fakat ordu modernizasyonuna verilen bu önemle paralel, örneğin ordu mensuplarının maddi durumlarına aynı önemin verilmediği. Bir hatta tek tayinatlarını arttırıyorlar biliyorsun. Ondan dolayı da zaten tayinatı arttıran Milli Savunma Bakanı'nı harp okuluna tutuklu getirirken dövmüyor subaylar. Yani bunun bir şeyi oluyor, ödülü oluyor. Ama şeyi hatırlayın, o dönemde subaylara hitaben takılan bir isim var, gazozcu subaylar. Bu
bu gazozcu subaylar ama, hikayesi onların gelir düşüklüğüyle alakalı. Ama bir işte şey. Onu sonraki anılarda daha sonradan, bir de onu da söyleyelim. Hı. Yani izleyicilerimize 27 Mayıs'la ilgili 1960'larda anılar yazılıp bitmiş değil. 2008-2010 yılında hala hem de önemli insanların, yani mesela Sami Küçük'ün anıları daha dün denecek bir tarihte çıktı. Yani anılar okunduğu zaman onun bir disinformasyon şeyi de çabası da gazozcu subay, taksici subay, gazozcu subay bunlar konuşuluyor. Subayların parası yok, gazoz satıyor. Peki yani nerede gazoz sattığı anlamında değil gazozcu subay. Gazozcu subay tabiri şu. Subaylar bir gazinoya gittikleri zaman bir kendilerine içki ısmarlamak yerine en ucuz sıvı içecek maaşları neyse yeterli maaşları değil. Yeterli olmadığı için gazoz ısmarladıkları için bu ifade kullanılıyor. Benim bildiğim şeyde bir tanesinde var kaynaklarda. Taksicilik yaptığı, gazoz sattığı gibi dedikodular vardı diyor. Var ama bunlar kim hakikaten dendi? Mesela taksicilik yaptığı konusunda subayların paraları yetmiyor çünkü. Kim taksicilik yapan subay kimse bilmiyor. Anladım. Ben ek iş yapıp yapmadıklarını bilmiyorum. Zaten onu da iddia etmiyorum. Yalnızca pek de sanmıyorum. Yani maaşlarının düşük olduğundan söz ediyorum. Genel yani bürokrasi içerisinde. Ama şunu da hatırlayalım. 27 Mayıs olduktan sonra Milli Birlik Komitesi ve sonra Bakanlar Kurulu'nun kurulması. Yani 27 Mayıs 1960'tan yaklaşık 25 Ekim 1961'e kadar Milli Birlik Komitesi ve Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlara baktığımızda askerlerin, subayların maaşlarının yaklaşık diğerlerine oranla %60 oranında arttırıldığını görüyoruz. Büyük bir bu bir değişim yaşanıyor. Yani bu genel memur sınıfı içerisinde en büyük zamların yapıldı. Biraz o ekonomiden bir konuşacağız. Bir alıntı yapalım mı yine? Bu sefer Salih Acarel'in yani 27 Mayıs sırasında daha çok genç. Yassıada'da muhafızlık görevi yapıyor. Çok geç. Yani 2008 yılında yazmış vaziyette anılarını. Öyle görünüyordu ki bir silahlı darbe her şeyi düzeltecekti. Bazı subaylar hangi yıl için söylüyor Hakan bunu? Yani şu okuduğun alıntı şeyden önce 27 Mayıs'tan öncesi için söylüyor. Öyle görünüyordu ki bir silahlı darbe her şeyi düzeltecekti. Bazı subaylar aylık maaş için bordro imzalarken bazı arkadaşlar bizden olun, maaş bordrolarını imzalamayın. Başarırsak oluk gibi para akacak ceplerimize diyebiliyordu. Yani bunun da bir dedikodusu yapılmış. Senin dediğini doğrulamak için söylüyorum. Yani başarırsak ucunda para da var. Cebimize oluk gibi para akacak gibi bir dedikodu da var en azından. O dönemde. 1960'a doğru yaklaşırken daha sonra 1960'ın en temel argümanlarını oluşturacak olan olaylar başlarken aslında bir askeri junta vardı. Ve bir ihtilal yapmak, bir darbe yapmak amacıyla oluşturulmuştu. Niyeti de Demokrat Parti'yi alaşağı etmekti. Fakat bu noktada belki cevabını daha sonra vermek üzere şimdi bence çok önemli bir soru gündeme getirmek lazım. Bir tane mi 27 Mayıs vardı? Bir tane mi 27 Mayısçı tipolojisi vardı? Yoksa hangi 27 Mayıs? Ve pek çok 27 Mayısçı var. Yani bu grubun, bu cuntanın içinde birleşmiş olan subayların homojen, siyasi bakımdan hepsinin aynı fikirde, aynı amaç birliğinde olduğunu düşünmek çok yanıltıcı olur. İzleyicilerimize hemen haber vermek lazım. Bu masanın üstüne yayılmış olan o kadar çok 27 Mayıs literatürü görüyorlar ama normal koşullar altında metrelerce uzunlukta bir 27 Mayıs literatürü var. %1'i bile değil. Evet, bu %1'i bile değil. Ama şöyle, bilimsel çalışması yok. Zaten biz bundan yakındık. 27 Mayıs o kadar politize olmuş olan bir konu ki bugün bile bir televizyon programında tartışmaların şiddeti eğer zaman varsa hızla artıyor. Dolayısıyla o kadar büyük bir polarizasyon içinde kutuplar var. Ve 27 Mayıs'ı hala savunanlarla 27 Mayıs'ta maruz kaldıkları muameleden dolayı buna tepki gösterenler, yani Cumhuriyet Halk Partililerle Demokratlar arasındaki mücadele sanki dün olmuş gibi aynı stilde, aynı tarzda devam ediyor. Onun için 27 Mayıs hakkında yazılmış olan anılar olsun, kitaplar olsun büyük ölçüde bu kutuplardan bir tanesine yerleştirilebilir.
Evet. İlk yazılanlar, yani 60'lı yıllarda yazılanlar daha çok 27 Mayısçı oluyor. Evet. Çünkü öbür tarafın söyleyebilecek henüz imkanı yok. Söyleyecek çok sözü var ama yayınlayacak imkanı yok. Yasak. 27 Mayısçıların tasfiye edilenleri önce kitap yazıp 14'ler. Evet, evet, 14'lere mensup olanlar kitaplar yazıp kendilerini tasfiye edenlere karşı, hı hı, bir takım tezler geliştiriyorlar. Evet. Ondan sonra o grupta yazmaya başlıyor. Yani Madanoğlu, Sıtkı, evet, Ulay filan gibi tasfiye eden grupta anı yazmaya başlıyor. Çünkü bir tür savunmaya dönüşüyor anı yazmak. Evet. Anı yazmak zaten milletime raporumdur diyor. Evet. Yani bu benim anılarım değil. Çok şey yaşadım, gördüm. Bu da milletime raporumdur diyorlar ön sözde. Şimdi birinci kutuplaşma halkçılarla demokratlar arasındaki, hı hı, kutuplaşma. İkinci kutuplaşma ise cuntacıların içindeki kutuplaşmalar. Evet. Yani cuntacılar da bir homojen grup değil. Evet. Şimdi 27 Mayıs'ı yapanlar bir süre sonra, biraz sonra değinme fırsatı bulacağımızı umuyoruz, parçalanıyorlar ve bir kısmı toparlayıp yurt dışına atıyor. Hı hı. Buna 14'ler diyorlar, evet, yurt dışına atılanlara. Şimdi dolayısıyla onlar da kendi aralarında bir hesaplaşma, evet, içinde oldukları için anıların bir kısmı sadece demokratları eleştirmekle kalmıyor. Aynı zamanda mensup oldukları cuntaya göre hem demokratları eleştiriyor hem de karşı cuntayı, evet, eleştiriyor. Fakat orada da yine kestim ama mesela tasfiye edilen grup 14'ler içinde bir miktar vakit geçiyor. Bunlar da bu sefer ayrışıyorlar. Dündar Seyhan'la Kabibay Talat Aydemir hepsi aynı taraftayken Talat Aydemir bu sefer çok daha başka görüşlere doğru gittiği için 22 Şubat peşine 21 Mayıs gelecek. Bu sefer Talat Aydemir'den de uzak durup onu da eleştirmeye başlıyorlar. Yani aynı kampta olan insan, mitoz bölünme gibi. Hı hı. Aynı kampta olan insanlar bir kez daha bölünüyorlar. Dolayısıyla anıların yazılma tarihine göre anıların çok içeriği önemli, belirlenmiş çok oluyor. Evet. Bir de tabii biraz da bu 27 Mayıs öncesinde ne oldu ya, neler yaşandı ya değinmemiz lazım. Yani nasıl bir süreçte geldik? Hakan, galiba senin bir belgen vardı bu konuda. Bu 27 Mayıs'tan önce yaşanan öğrenci olayları ve, hmm, o sıkı yönetim komutanının onlara uyarısı ve o sıkı yönetim komutanının sonra nereye geldiğine dair. O var. Şimdi ondan evvel da bir şey var, evvelde mı? Bir şey var mı diye bakıyorum. Uşak'ta İsmet İnönü'nün başına, pardon, atılan bir taş var biliyorsunuz. Evet. O polarizasyon, evet, aslında biraz daha erkenden başlıyor ciddi olarak. Orada artık memlekette bir ayrışma, çok ciddi bir kutuplaşma ve, hı hı, çok ağır laflar dolaşıyor ve her türlü propaganda malzemesi kullanılıyor. Eğer arkadaşlar getirebilirlerse işte Mayıs'ta, 1 Mayıs galiba değil mi, Uşak'ta başına taş, hı, atılması. Nisan sonu Mayıs başı. Evet. 1 Mayıs, evet, falan gibi, evet, kalmış aklımda. Uşak'ta İnönü'nün başına bir taş atma hadisesi var. Bu değil. Lütfen şeyi getirirlerse, şiiri getirirlerse. Şiirlerle tarih. Şimdi olsun. Şiirler de bir araç olarak kullanılıyor. Yani her şey kullanılıyor. Şiirler yazılıyor karşılıklı. Şu şiirin üzerinde biraz durmak istiyorum aslında. Çünkü o bize bu, hani biraz önce zihniyet dedik ya. Zihni altyapısı neler? Birazcık ipucu veriyor. Biraz açıklama yapmam orada gerekir. Her şeyden önce şiir anonim. Evet. Sa Tu diye imzalanıyor. Yanlış bir tarihle imzalanıyor. 1956 olarak imzalanıyor. Olay halbuki Uşak'taki taşlanma olayı olduğu için, içinde de Uşak'ta Uşak'a referanslar olduğu için kesinlikle 1959. Yani ben de ilk önce ne oluyor diye yanıldım ama 1959 yılında bir şiir yazılıyor. Bu nereden çıktı da merak konusu olacaksa, bu İstanbul'un belediye başkanı ve eski belediye başkanı ve valilerinden Fahrettin Kerim Gökaya ait bir takım evrak içine çıktı. Bundan da başka bir şey bilmiyorum. Bu internet dünyasında aradım. Yani bu şiirin dizelerini Google'a yazıp girip nereden çıkıyor diye, hiçbir yerden çıkmıyor. Şimdi birazcık o zihniyet dünyasına inmek için küçük bir oradan alıntı yapalım.
Yani çok iyi şiir okuyamam. Zaten okunacak iyi bir şiir de değil maalesef. Yani izleyiciler bağışlasın. Düşündükçe bu iğrenç tecavüzü yapandan, intikam almak için kefen giydirsem kandan, yine içimden taşları, taşan hisleri söyleyemem. Ey kahpeden türeyen, sana ben Türk diyemem. Sonunu da zaten, ey beşer yüzlü iblis, şu sözümü hatırla, ecelin yaklaşıyor, mezarını hazırla filan. Şimdi bu, diyeceksiniz ki nihayetinde bir devlet adamının özel arşivinden çıkma bir şiirdir. Yazılmıştır, basılmamıştır da. Fakat hemen o noktada ben de şiirler üzerinden bir 27 Mayıs okuması yaptım biraz. Yusuf Ziya Adem Han'ın Erzincan'da, Taşra'da ve ilk baskısı 15 bin olmak üzere bastırdığı incecik bir kitabı var. Beherini 250 kuruşa satıyorlar. Ocak Başkanı, yani ikonografyası da çok tabii ki ilginç. Bir perişan bir adam var, tıraş uzamış, efendim elde taş var, işte cepte rakı şişesi, bıçak, para, işte ağızda sigara, Demokrat Parti rozeti var göğüste falan. Yani tam anlamıyla berbat bir tip. Berduş bir tip. Şimdi Uşak faciası üstüne diye bir şiir yazmış orada. Hı. Orada da yine bir benzer tema çıkıyor. Hani işte sana ben Türk diyemem diyordu taş atanı. Burada da baktığımız zaman en hassas yerlerinden yaraladı her Türk'ü. Küstahın suratına batmanla tükürmeli. Türk değildir bu alçak, Türk olamaz bu çünkü. Arkadan vuruşundan, kahpeliğinden belli. Yine kahpelik, yine alçaklık. Alçaklık yapanlar efendim Türk değiller. Şimdi orada bir anonim şiir, burada bir kitaptaki şiir. Bunları gördüğünüz zaman, bir de bunun üstüne başka metin kanıtları geldiği zaman diyorsunuz ki burada bir ortak zihniyet var. Sıtkı Ulay, onun anılarına gittiğimiz zaman orada da yine bu taş atma hadisesine şunu söylüyordu. Yani ordunun İsmet İnönü'ye yapılan hiçbir hakareti katlanmayacağı, çekmeyeceğini söyledikten sonra, hele bu yaşlı generalin Uşak'ta başının yarılması, Topkapı'da öldürülme teşebbüsleri, Türk milleti ve Türk olan hiçbir vatandaş tarafından tasvip olunamazdı. Bunlar yapıldı ve yaptırıldı. Fakat yapanların bazı satılmış kahpelerle, yine aynı kelimeler, para ile tutulmuş saldırgan çingene kelpleri olduğu da milletçe malum idi. Yani hakikaten saygı boyutlarını fazlasıyla zorlayan, bugünün siyaseten... Düpedüz hakaret. Tabii. Fakat yapanlar, yani İnönü'ye taş atan, 3 tane örnek verdim, daha fazlası da var. İnönü'ye taş atanlar asla Türk değil. İnönü'nün orada bir ikonografik değeri var. İşte ak saçlarına kar mı yağmış, işte başın dağ gibi, dumanlı başında işte kartallar uçuyor İnönü falan. Yani ilginç bir şekilde İnönü üzerinden bir melce bulmuş gibiler. Yani bir tutamak bulmuş gibi bir grup. Ve İnönü'ye karşı çıkanları da Türk olmamakla suçluyorlar. Hatta İnönü'ye yapılanlara bir anlamda işte orduya yapılmış gibi saymak. Onun da ötesinde bu, yani her şeyi kullandıkları için cephanelikte. Mesela efendim Menderes aramızda yaşayan bir Rus'tur deniyor. ya da işte efendim bu Yunanlıdır. Olsun, yine de vatandaştır ama efendim Yunanlıdır. İşte asıl ismi Mehendiros'tur gibi, yine Türk olmadığı teması işleniyor. Bu tür efsaneler 27 Mayıs'tan sonra çok başka türlü de çalışacak. Başka türlü de gidecek. Ama buradan da ciddi bir şey yapmaya doğru, ülkenin daha 1959 yılındayız. Mayıs'tayız. İhtilale bir yıl var. İhtilale bir yıl, bir ay var. Çok ciddi bir şekilde ayrıştığı, iyice ağızların bozulduğu,
Buna karşı da iktidarın da, onları da sen anlat istersen, nasıl yönetti bu krizi, nasıl becerdi ama onu da sertleştiği veya nasıl yönetemediği, o da başka bir işin cephesi. Önce şeyi hatırladım, sen Uşak olaylarını anlatırken, Uşak valisini bu olaylarda suçlarken, iktidarın Uşak valisi diye tanımlıyorlar. Onu da bir cümleyle geçmiş olalım. Şimdi tabii 1959 yılı artık gerçekten safların belirlendiği, bu vatan cephesinin, halk cephesinin oluştuğu bir dönem. Artık siyasi kriz ve çatışma çok yoğun yaşanıyor. Fakat bu Demokrat Parti dönemine biraz daha yakından baktığımızda, sen biraz evvel analiz yapalım demiştin. Birkaç analiz yapmak isterim ben de. Şimdi belki Demokrat Parti dönemini 14 Mayıs 1950'den 27 Mayıs 1960'a kadar ikiye ayırmak gerekiyor. Belki bu ikiye ayırmayı da 1950, 54, 55, evet. 55'ten de 1960'a kadar yapabiliriz. Bir defa hemen şunu belirtelim. 1950-54 dönemi ya 55'e kadar, sen cümle arasında geçirdin onu, ekonomik açıdan altın yıllar diye anımsanan ve adlandırılan bir dönem. Neden? Bunun birkaç sebebi var. Bir tanesi, Demokrat Parti iktidara geldiği andan itibaren bir defa İkinci Dünya Savaşı'nda hazinede kalmış ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda harcamadığı henüz altın ve döviz rezervi birikimi var. Bir defa bunu elde etmiş durumda. İkincisi, Truman doktrini ve onun da bir parçası olan Marshall yardımı ve o Marshall yardımıyla Türkiye'ye gelen Amerikan yardımı ve özellikle tarıma yönelik başta olmak üzere büyük bir katkı yapacak. Üçüncüsü, Kore Savaşı'nın tam yaşandığı bir dönem. Dünya piyasalarında buğdaya müthiş bir talep var. Tam o dönemde Türkiye'deki havaların iyi gitmesiyle müthiş bir buğday fazlası verilmiş ve Türkiye onu satıyor, müthiş bir döviz elde ediyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu ve buna benzer etkenleri, müthiş bir bütçeyle karşı karşıyayız ve şunu da belirtmemiz lazım. Hakikaten Demokrat Parti bunu büyük yatırımlara harcadı. Ama popülist bir takım işler de yaptı. Mesela özellikle taban fiyatlarının tespitinde, köylüden pahalı alıp buğdayı kentliye ucuz yedirmek gibi, ki bunun arasındaki farkın bedeli kriz olarak daha sonra. Şimdi bu altın yılları Türkiye'nin. Fakat bütün bu iyi koşullar, büyük yatırımları vesaire şu 54 yılından itibaren değişmeye başlıyor. Bu 1955 yılı çok kritik bir yıl. Hatta hatırlayalım, mesela bu çok asat. Türkiye çok önemli bir içecek alışkanlığını değiştirdi. Türkiye'nin bugün milli içeceği ne diye sorsalar, çay diyecek. Ama 1955'ten beri çay. 1955'e kadar Türkiye'nin milli içeceği kahveydi. Kahvehaneler hala isimleri öyle değişmedi. Yani öyle de rakı değildi, böyle de rakı değildi diyorsun sen. Kahveydi. Hatta Türkiye'ye kahve geldi ta 17. yüzyılda. Kahvaltı dediğimiz bir yemek alışkanlığı dahi ona göre oluşturuldu. Bu kadar iç içe geçmiş. Ve düşünün, bu krizin başlamasıyla beraber artık kahve ithali mümkün değil. İşte orada Türkiye... Çünkü döviz yok. Döviz yok. Yani ona ayıracak döviz yok. Lüks bir maddeye girmiş durumda. Yani iflasa gidiyor muydu? Evet. Gidiyordu. Gidiyordu çünkü biliyoruz ki Dünya Bankası'ndan ve IMF'den kredi arayışı da aynı yıl başlıyor. Ve Dünya Bankası'na ve IMF'ye gittiğinde klasik 3 reçetesini söylüyor. 1- kit ürünlerine zam yap. 2- harcamaları kıs. İşte üçüncüsü, buna uygun yatırımları organize et. Yatırımları organize et. Bunu uzun vesaire. Yıllar boyunca Türkiye'de dinlemeye devam edeceğiz. Tabii yani işte 21 tane mi 22 evet. tane mi böyle istikrar paketi. Evet. Ama yine hatırlayın, Demokrat Parti Adnan Menderes bu kredi karşılığında bunların yapılmasını kabul etmedi. Çünkü politik sonuçlarını kaldırabilecek evet. durumda değil. Hatta İş 1957 başında sıkışmaya başlayınca, erken seçime gidiyor. Tabii ertelenemez hale gelince kredi alınması ve ekonomik istikrar tedbirleri, senin dediğin gibi 58'deki seçimler bir sene önceye alındı. Ve 1958 yılında da Türkiye tarihinin hakikaten en büyük devalüasyonlarından biri yapıldı. Bu IMF'nin de şartıydı. Evet. Çünkü o diyordu ki ödemeler dengesi için devalüasyon yapın. Yaklaşık 2 lira 30 kuruştan 9. dolar 9 küsur liraya evet, çıktı. Muazzam bir artış %300'lük muazzam evet. bir artış. Dolayısıyla yaşanan ekonomik krizin boyutunu anlamak açısından bu çok önemli. Evet. Buna siyasi kriz eklendi. Hı hı.
Sizler çok güzel anlattınız biraz evvel. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki bu çatışma. Tabii bundan da beslenenler var. Bunu unutmamamız lazım. Yani muhtemelen bu çatışmaları besleyen ve bundan beslenenler var. Üçüncüsü, belki Demokrat Parti'nin en büyük hatalarından biri o. Basınla, üniversite hocalarıyla ve öğrencileriyle olan ilişkilerini düzenleyemedi. Ve yargıyla da aynı şekilde sürtüştü. Yargıyla da sürtüştü. Tabii bunları hep yargıya, yani sivil bürokrasiye, askeri bürokrasiye hakim olmak için yaptı ve hakikaten antidemokratik uygulamalarını da unutmamamız lazım. Birazdan arkadaşlarımız verecekler. Adnan Menderes'in bir Kırşehir gezisi var, yeni çıkmış. Piyasaya Cihan Haber Ajansı tarafından galiba verilmiş. Galiba dünkü 27 Mayıs münasebetiyle. Evet, 27 Mayıs münasebetiyle. Adnan Menderes'in, merhum Adnan Menderes'in Kırşehir'e gitmesi boşuna değil. Şubat 1960'tı tekrardan. Çünkü 54 seçimlerinde bu kent, bu şehir onun adeta tırnak içinde belalısı Osman Bölükbaşı'ya oy verdi ve onu milletvekili yaptı diye Demokrat Partilileri bile şaşırtacak derecede bir gecede koca şehir ilçe haline getirildi. 57 seçimlerinden önce iadeye itibar yapıldı, tekrar il haline getirildi ama 2-3 defa Kırşehir'in gönlünü almak için ve Osman Bölükbaşı'nın seçilmesini de engellemek için Adnan Menderes gidip gelmek zorunda kaldı. Hemen istersen bu filmi izleyelim. Ondan sonra devam edelim. Devam edelim. Tamam. Bu film gelene kadar şey... Başvekilimiz Adnan Menderes'in ziyaretleriyle Kırşehir bugün en sevinçli gününü yaşamaktadır. Şehrin metalinden itibaren hükümet meydanına kadar uzanan Ankara Caddesi'ni iki taraflı ve kesif bir şekilde dolduran ve civar kazalardan gelmiş olan vatandaşlarla yekûnu 50 bini tecavüz eden Kırşehirliler en büyük heyecan içinde başvekilimizi selamlıyor ve bağrına basıyor. Şehrin metalinden hükümet meydanına kadar olan kısa yolu ancak yarım saatte geçebilen başvekilimiz, halkın emsalsiz muhabbet tezahürlerine aynı derecede bir sevgiyi belirten tebessümüyle vatandaşları selamlayarak mukabele ediyor. Konuşmada başvekilimiz demiştir ki, Kırşehirliler, gösterdiğiniz bu son derece manalı ve eşsiz itimat ve muhabbet tezahürlerinden dolayı bahtiyarlığımı tarif edemem. Bu güzel ve aynı zamanda muhteşem manzara karşısında şu anda büyük bir heyecan içinde konuşmama başlıyorum. Dur, görüyorum ki siz de bize kavuşmaktan, bizleri bağrınıza basmaktan büyük bir heyecan ve bahtiyarlık duymaktasınız. Bu ne kadar manalı bir kavuşma. Çok sevgili Kırşehirli vatandaşlarım, güzel Kırşehir'imizin vilayet olarak, şehir olarak ihtiyaçlarını, meselelerini gözlerimizle görmek, yerinde ölçmek, hesap etmek ve sizlere faydalı olmak üzere Kırşehir'e hizmet etmek için ayrı ayrı bağrıma basarak, hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öperek, şükran ve minnet hisleriyle huzurunuzdan ayrılıyorum. Bundan sonra başvekilimiz, restore edilmekte olan Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiş ve gerekli direktifleri vermiştir. Acaba Ankara ve İstanbul'daki üniversite öğrencileri de Kırşehir halkıyla aynı fikirde miydi Hakan? Yani onu bilmem ama Kore'deki öğrencilerle aynı fikirdeydi. Yani Güney Kore'deki öğrencilerle aynı fikirdeydi. Kore'nin bir 1948'den beri hüküm süren ve diktatoryal güçleri olan bir başkanı vardı. Syngman Rhee diye veya Rhee diye söylüyoruz. Şimdi Kore'de o sıralar Arap Baharı yok biliyorsunuz. Birbirinden coğrafi olarak uzak olan ülkeler bile birbirinden çok etkileniyorlar. Ve 19 Nisan Öğrenci Hareketi diye bir hareket doğuyor. Facebook falan yok ama yayılıyor bu. Bizde de hemen hemen eş zamanda, yani bir 10 gün içinde, mesela 28 Nisan günü müthiş bir öğrenci gösterisi yapılacak. Üniversite avlusunda, İstanbul'da tahkikat encümenlerini eleştirecekler, diktatörlere lanet okuyacaklar.
çoğunluk istediği her şeyi yapamaz diyecekler. Hürriyet istiyoruz diye bağıracak öğrenciler. Yani yine bakılınca öğrenciler böyle kendileri için pek bir şey istiyormuş gibi değiller. Göreve çağrıldık geldik filan tadındalar. Maalesef güvenlik güçleri berbat bir yönetimle yani öğrencilere karşı silah kullandıkları yetmiyormuş gibi İstanbul Üniversitesi rektörünü de hırpalıyorlar bu yani 28-29 ertesi gün bir daha geliniyor. Sıddık Sami Onar yumruklanıyor, gözü morarıyor, kafası işte yarılıyor filan. Sonra babamız nerede diye öğrenciler çığlık atıyor. Yani öyle mutlu zamanlar da varmış. Öğrenciler rektöre babamız filan diyor. Efendim, yani varmış hakikaten. İstanbul'da 28 Nisan 1960'ta sıkı yönetim ilan ediliyor. Ve isterse arkadaşlar... Getirsin mi sıkı yönetim? Ondan önce isterseniz reklama girmeden önce şu öğrenci olaylarını ifade eden plağımızı bir dinleyelim. Peki tam ama arkada da o görüntüler veriyordu Cemil'in. Öğrenci belki, olayları öğrenci var. Olay. Evet. İsterseniz onun sesini biraz dinleyelim. Gerekirse şeyden itibaren 12'den sonra bu plakla gireriz. Onun bir sesi olduğuna emin misin? Evet onun bir dip sesi var. O içeride dinlemiştim ben onu. Verebilirse arkadaşlarımız o görüntüyle beraber... Olmuyorsa buradan... Nisan 1960 öğrenci olaylarıyla birlikte ortaya çıkan tablo şu. Bir tarafta despotik bir hükümet, diğer tarafta hürriyet mücadelesi yapan bir öğrenci grubu. Ve orada evet. Önemli bir olay daha var. Polis iktidardan yana, asker öğrenciden yana. Böyle bir kutuplaşma. Yani tahrir meydanı vaziyette. İzin verirseniz bu öğrenci olaylarına dönüyoruz. Tamam. Sadece 5 Mayıs günü Kızılay'da değil, memleketin her yerinde, her gün bu ses duyuluyor. Hürriyet. Bu sese karşı iktidarın karşılığı şudur. Coplar, neşir yasakları, gaz bombaları, sansürler, baskının artırılması. Bir millet zorla bir ihtilale sürüklenmektedir. İnsan hakları evrensel beyannamesindeki baskı idaresine direnme hakkı tam yerini bulmuştur. Şimdi bu plağı dinlerken... Arkada bir ses duydum. Ama çok duyamadık. Evet yani bir şarkı vardı. Bu tabii 27 Mayıs'tan sonra hazırlanmış bir propaganda plan. Şimdi bu sesin, bu şarkının orijinalini dinleyeceğiz. Kimin sesinden? Kimin sesi? Behi Aksoy'un sesi. Evet. Yalnız eşlik eden sivil mehter takımı. Biliyorsunuz mehter takımı hep askeri olur. Bu sivil mehter takımı. Bu bir propaganda plan, onu da gösterelim. Bu Behi Aksoy tarafından doldurulmuş ve 27 Mayıs sonrasında... Bol miktarda dağıtılan ve şimdi beraber dinleyelim. Yani sadece şiir değil müzikle de müzikle giriyor. Tabii. Ve bu Plevne Marşı'na yazılan yeni sözlerle oluşuyor. Ben bazılarını anlaşılmayabilir söyleyeceğim zaten. Reklamlardan sonra eski plaklarımıza ve eski defterlere devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın lütfen.
İyi geceler. Eski defterlere devam ediyoruz efendim. İstanbul'da ve Ankara'daki öğrenci olayları karşısında, öğrenci gösterileri karşısında İstanbul Sıkı Yönetimi'nin göstermiş olduğu muameleye sıra gelmişti. Yani kağıt üzerinde hiddet ve şiddet. Eğer arkadaşlar evet geldi, çok güzel. 28 Nisan'da Sıkı Yönetim ilan ediliyor. Bunun tarihi de ya 29 ya da 30 Nisan'dır. Çok yakındır yani o tarihe. 15 numaralı tebliğ olmuş durumda. Fahri Özdilek Paşa Sıkı Yönetim Komutanı çok sert bir dil kullanıyor orada. İlginçtir, çok şahsi almıştır. Yani yaparım, ederim, kurşuna dizerim tadında gitmektedir. Yani sokağa çıkma yasağı var. Yani şöyle söyleyelim. Bu defa bir günlük sokağa çıkma yasağı ile kendilerine vermiş olduğum düşünme fırsatının hitamında, yani sonunda en küçük topluluklara dahi şiddetle ve silahla mukabele edilmesi hususunu bütün birliklerime tebliğ ve emretmiş bulunuyorum. Yani bu böyle şahsi bir dil. Emrettim, ateş açılacak ve vatandaşlar da ortadan çekilsin, yaralanırlar. Peki kime karşı? Öğrencilere karşı. Yani o gösteri yapan öğrencilere karşı bir yandan böyle bir beyanname yayınlanmış durumda. Belki biraz hükümetin de gözünü boyamak için o faktör de var. Çünkü anılarda filan Fahri Özdilek Paşa'nın aman evlatlar dağılın dediği de doğru. Ama bir gün kızıp ateş açtırırım dediği de var. Bu böyle. Peki Fahri Özdilek Paşa Sıkı Yönetim'de bu kadar sert bir şekilde yani öğrenci halka karşı ateş açılmasını emrettikten sonra 27 Mayıs'ta hemen gelecek zaten gelecek ay. Bir ay sonra ne oluyor? Herhalde, hikayenin sonu nedir? Çünkü bu 27 Mayıs malum biliyorsunuz 27 Mayıs'ta yasa adayı boylayanların epey bir kısmı da asker. Genelkurmay evet. Başkanı başta olmak üzere. Acaba onlardan mı olacak derken? Olmuyor. Hemen Ankara'ya kapağı atıyor. Milli Birlik Komitesi'ne giriyor. Bakan oluyor, Savunma Bakanı. Başbakan yardımcılığı da yapıyor. Şimdi onunla ilgili yani bir şey okuyayım. Başka bir subayın yaptığı bir değerlendirme sonraki yıllardan. Çocukluğumuzda Mısırlı bir sinema aktörü vardı. Yusuf Vehbi, asık suratlı bir adam. Ona benzerdi. Bu paşa da İstanbul komutanıydı. Bir şeyler biliyorum ben ve mühim generalim havasında İstanbul komutanı olarak İstanbul'u kan götürdü, kılı kıpırdamadı. Sıyırdı ve en güzel yerlere geldi. Küçük dağları ben yarattım derken her fani gibi gitti, öbür dünyayı boyladı. İşte böyle. Genç subayları bir şey anlamaz, bilemez düşüncesiyle küçümseyenler ise ben bilirim havasında olanlara yarım asır sonra bile cevap vermek caizdir. Yani ciddi bir eleştiri de var. Neden? Çünkü Sıkı Yönetim Komutanı olarak sert bir şekilde öğrencileri bildiri yayınlayıp ondan sonra bir bakıyorsunuz bunu yapan insan Milli Birlik Komitesi içinde bakan ve 14'lerin tasfiyesinde çok kritik bir rol oynayacak. Bu da daha sonradan başka şekillerde yani o senin demin dediğini biraz desteklemek için bu alıntıyı yaptım. Kendi aralarında da hiç böyle yeknesak bir kitle değil. Homojen bir kitle değil. Birbirleriyle sürekli kapışıp duruyorlar. Yani Demokrat Parti ve sakıt iktidar o dönemin deyimiyle düşmüş iktidar ya da düşkünler deniyor. Onlara ne kadar laf ediyorlarsa aslında sanıyorum. Tabii insan şeye de şaşırıyor öyle değil mi? Yani bu 27 Mayıs 1960'ı nasıl yaptılar? Yani bu homojen olmayan. Evet bu kadar kolaylıkla. Ben de Hakan'a destek çıkayım. Sadece senin verdiğin örnek tek bir örnek değil. Mesela ihtilalin İçişleri Bakanı olacak olan İhsan Kızıloğlu, o da bir asker, 27 Mayıs sabahı tutuklanmış 27 Mayısçılar tarafından. Öğleden sonra bakan oluyor. Şimdi yani bunu izah etmek mümkün müdür diye soracak olsak izleyicilere, kimse bunu izah edemez. Yani büyük ölçüde bir taraf değiştirme de söz konusu son dakikada. Bunun herhalde en iyi örneklerinden bir tanesi Cemal Gürsel'in yassıada mahkemelerinde
sansüre uğrayarak, tahrif edilerek okunan mektubu olacak. O biliyorsunuz ihtilalden çok kısa bir süre Mayıs'ta önce. 4 Mayıs'ta galiba. İzni ayrıldığı sırada İzmir'e gitmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanı, fakat emekli olmak üzere izni ayrılıyor. İzmir'e gidip yerleşecek. Fakat gitmeden önce Milli Savunma Bakanı Şemi Ergin, yanılmıyorsa, ona bir mektup yazıyor. Pardon, Ethem Menderes. Evet. Ethem Menderes'e bir mektup yazıyor. Fakat Ethem Menderes'e görüşmüşler daha önce. O mektupta diyor ki, Celal Bayar Cumhurbaşkanlığından çekilsin, halkın sevgisini kazanmış olan Adnan Menderes Cumhurbaşkanı olsun. İktidarın yaptığı yanlışlar da şunlar şunlardır. Buradan da geri adım atılsın. Yatsa da bu mektup okunacak ama tabii Menderes'in kısmı cümleden çıkartılacak. Tamamen çıkartılacak. Evet. Bu türden. Belki oraya girerken şöyle bir şey de yapalım mı? Şimdi 27 Mayıs, yani darbeyi yapacağız. Yapamadık bir türlü. Bir türlü yapamadık. yani söz sözü açıyor. Evet, fakat hemen açıyor. Yapalım. Artık evet. Bir darbe zamanı gelmiştir yani, gecenin bu ondan saatinde. Ondan önce şunu vurgulayalım. O çok önemli. 27 Mayıs 1960'tan önce, yani darbenin yapılmasından evvel Türkiye'de, Türkiye siyasetinde konuşulan bir konu var. Erken seçim. Evet. Bunu unutmamamız lazım. Yani evet, Türkiye siyaseti bir krizde. Toplumsal karmaşa var. Ekonomik bir kriz var. Bu muhtemelen kendi içinde sivillerin çözebileceği bir hal alabilir. Nedir onun çözümlerinden biri? Erken seçim. İsmet İnönü ile Adnan Menderes arasında bu konuşmanın geçtiğini biliyoruz. Bu erken seçim konuşmasının. Daha ilginci, 27 Mayıs olmadan 2 gün evvel Demokrat Parti Meclis Grubu'nda erken seçim konusunun konuşulduğunu biliyoruz. Karara bağlanmamakla beraber, alınan karar, yani bağlayıcı olmamakla birlikte, sonbaharda bir erken seçim olasılığı gündeme gelmiş durumda. Bunu daha sonra konuşalım. Şimdi tatile girelim, bunu daha sonra konuşalım. Şimdi bu çok önemli. Erken seçimi konuşurken Türkiye veya bu konu iktidar partisinin meclis grubunda konuşulurken, bunun adeta hani dışarı sızacağı bir anda, biraz meşrulaşacağı bir anda bir darbenin gelmesi. Evet, 27 Mayıs sabahının erken saatlerinde Türkiye'deki ilk askeri darbe söz konusu. Şimdi şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. 27 Mayıs 1960'la birlikte Türkiye'de, şimdi birçokları için çok bu şaşırtıcı bir cümle olacak, İkinci Cumhuriyet ilan edildi. Hatta ikinci Cumhuriyet, hani bu ikinci Cumhuriyetçiler 1900 özellikle 1980 sonrasında ikinci Cumhuriyetlere, Cumhuriyetçiler ikinci Cumhuriyet lakırdısı birdenbire çoğaldı. Fakat bu yeni bir şey değil. İkinci Cumhuriyet 27 Mayıs'ta birlikte ilan edildi. İlk ikinci Cumhuriyetçiler 27 Mayıs'çılar. Evet. İkinci cumhuriyetçiler de var. O daha sonra gelen. Şimdi, fakat bu da tam doğru değil. Bu söylediğim şey de tam doğru değil. Çünkü bu akşamki toplantıda adı geçen bir albayımız vardı. 46 Cuntası'ndan. Albay Seyfi Kurtbun. O ikinci cumhuriyet tabirini Demokrat Parti iktidarı için kullanıyor. Demokrat Parti iktidara geliyor ve Zafer Gazetesi'ne verdiği bir demeçte diyor ki Türkiye'de ikinci cumhuriyet kurulmuştur. Niye? Demokrat Parti iktidara geldi diye. Demokrat Parti düştü yerine, bu defa 27 Mayıs diyor ki, 27 Mayıs hükümeti, ikinci cumhuriyetçiyiz biz diyorlar. İkinci cumhuriyet kuruluyor. Hıfzı Oğuz Bekata, ki dönemin önemli bir gazetecisidir. Birinci cumhuriyet biterken diye bir kitap yazıyor. Hemen ardından İsmet Giritli 27 Mayıs'tan İkinci Cumhuriyet'e kitabını yayınlıyor. İzleyicilerimiz bütün bunları yeterli görmezlerse, Mehmet'in elindeki kitap yine İkinci Cumhuriyet'in ilan edildiğine dair bir başka kitap. Onu da gösterelim yakından. İkinci Cumhuriyet'in eşiğinde. Bir de daha güzeli var burada. Resmi propaganda malzemelerinden biri. Bu nedir Mehmet? Böyle bir kitap mıdır? Broşür müdür? Kartpostala benziyor. Aslında bir kartpostal ama çok ilginç. Bu aynı zamanda plak. Plak kartpostal. Bunu Türkiye Enformasyon Ofisi üretmiş. Yani bu Basın Yayın Genel Müdürlüğü. Basın Yayın Genel Müdürlüğü şimdiki adı. Resmi bir belge ya da resmi bir kart bu. Anıtkabir önünde askerler bayrak çekiyorlar. Bunu aynı zamanda plak, ortasından şeye koyup
bir daha koyup dinleyebiliyorsunuz. Dinleyebilir bunu. Miyiz peki? Biraz dinleyebiliriz. Biraz tam dinleyelim. Anlamasak bile ama bu çok tanıdık gelecek muhtemelen melodi. Çünkü biraz önce dinlediğimiz olur mu böyle olur mu kardeş kardeşi vurur mu kör olası diktatörler bu dünya size kalır mı'nın müziği tam böyle hissedilmese bile. Yani dikdörtgen bir şeyimiz var, plağımız var. Evet. Bu biraz zorlanacağız bunu. İstersen bunu geçelim evet. Şimdilik Cemil. Yalnız şunu belirtelim. Yani burada önemli bir şey var. İngilizce yazmışlar. İkinci Cumhuriyeti selamlıyor. Hı. Yani bu İngilizce olarak ikinci Cumhuriyeti selamlıyor. İngilizce bir plak. Evet. İngilizce yazısı olan Türkçe bir plak. Türkçe bir plak. Yazıları İngilizce. Çünkü bu propagandayı yabancıya da yapıyor. Biz ikinci Cumhuriyet. Ya o çok ilginç. Bu evet. Yabancılara bir propaganda yapma gayreti var. O her zaman var galiba. Bu öğrenci olayları sırasında İstanbul'da NATO toplantıları var. Hı hı. O 28-29 evet. Nisan'da. Bugünkü belediye başkanlığı evet, binasında. Bugünkü belediye başkanlığı binasında. Büyükşehir belediye, Büyükşehir belediye başkanlığında. Oraya öğrenciler İngilizce, Fransızca, Almanca pankartlarla, dövizlerle gidiyorlar. Ve sloganı var. NATO üyesi Türkiye'yi Menderes yönetemez. Hı hı. Ve amaç şey de deniyor. Yabancılara da göstermekti. Evet. Çünkü o öğrencilerin pankartları İngilizce yazılmış pankartlar da var. Özellikle evet, evet, evet. dış basına yönelik bir propaganda diyelim. Hükümet programında şöyle diyor. Cemal Gürsel'in kurduğu ilk hükümetin programında hür basın kurulacak ikinci cumhuriyetin başlıca mesnetlerinden biridir. İkinci kurulacak ikinci cumhuriyeti. Yani birinci cumhuriyet bitmiş. Sözün kısası demokratlar birinci cumhuriyetçi, 27 Mayısçılar ikinci cumhuriyetçi oluyor. Dolayısıyla günümüzde 27 Mayısçıların tutarlı olabilmek açısından ikinci cumhuriyetçi olması gerekiyor. Demokratlar birinci cumhuriyetçi olmaya devam edebilirler. Böylelikle bir şey ortaya çıkacak. Demokratlar aradan bir zaman geçtikten sonra 27 Mayısçıları Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyeti yıkmakla itham evet. edecekler. Çünkü kendileri söylüyorlar. Bir evet. başka cumhuriyet kurulmuştur. Çok ciddi kapsamlı diye. Eleştiriler evet. yapılacak. Atatürk'ün anayasası değiştirildi tabii. denecek. Evet. Yeni bir o da var. Orada vardı. Belki bir süre sonra zaten onu belirtelim. İkinci cumhuriyet denmesinin o dönemdeki nedenlerinin başında ikinci anayasanın evet. bu Fransa'dan da ilham alarak ikinci anayasanın yürürlüğe girmesi, evet, yeni bir dönemin başlaması. Cumhuriyete numara verme geleneği zaten Fransızlardan evet. aşırma biliyorsunuz. Evet. Fransızlardan o kadar çok örnek model alınmıştır ki bizim Osmanlı evet. modernleşme tarihinde. Dolayısıyla edilmiş, 27 Mayısçıların da böyle bir ilham almasından fazla şaşırtıcı olmamak gerekir. Ama yani Fransızlar 4-5 filan yani hızlarını kesemeyip giderken biz hala 2. Cumhuriyet, evet. 2. Cumhuriyet diye patinaj. Dolayısıyla eğer yeni bir cumhuriyet kurulacaksa bu olsa olsa 3. Cumhuriyet olacak evet. 27 Mayısçıların gözünde. Peki 3. Cumhuriyetçiler nasıl tanımlanacak? Henüz çıkmadı onlar Türk ortaya, yok. Biliyorsunuz 27 Mayıs'tan hemen sonra 27 Mayıs Anayasa ve Hürriyet Bayramı olarak ilan edildi. Ve o 20 sene boyunca ordunun yapmış olduğu bu müdahale bir bayram günü olarak ne kadar tuhaf öyle değil mi Cemil? Kutlandı. Tabii bu bayrama katılmayan büyük bir de grup vardı bu bayramı eleştiren. Sonra yine ordu Anayasa ve Hürriyet Bayramı'nın artık gerekli olmadığına karar verdi. 12 Eylül yönetimi yine askerlerin getirmiş olduğu bir bayramı başka bir askeri junta ortadan kaldırdı. Dediler ki artık 27 Mayıs kutlanmayacak. 80'den bu yana 30 yılı geçkin bir zamandır artık 27 Mayıs'ı kutlamıyoruz. Şimdi benim hatırladığım Nisan 1963'te kanun çıktı. Hürriyet ve 27 Mayıs'ın Hürriyet ve Anayasa Bayramı. Şimdi anayasanın halk oyuna sunulduğu tarihi belirtseler anlayacağım. Yani yeni bir anayasa, yeni bir anayasanın yeni bir Türkiye vesaire. Ama darbenin yapıldığı gün Hürriyet ve Anayasa Bayramı diye kutlanır mı? Türkiye herhalde darbesini kutlayan ve bunu 27-17 yıl boyunca kutlayan nadir ülkelerden biri ve o darbenin adı Hürriyet ve Anayasa Bayramı oldu. Dahası 27 Mayıs'tan önce bir şekilde ölen gençler var. Gençler var 27 Mayıs'tan önce ölen. Başta Turan Emeksiz olmak üzere. Birkaç tane. Ali İhsan Kalmaz. Turan Emeksiz.
İstanbul Şehir Hatları vapurlarına isimleri de verilmişti. Evet. Ve galiba İstanbul Üniversitesi'nde... Evet. Bir tanesi teğmen, bir tanesi işte öğrenci, evet. Kur'an emeksiz. Şimdi polis bunları gösteriyorum. Bunları? Evet. Bu 5 kişi. Toplam 5 kişi. Toplam 5 kişi. 27 Mayıs gününde ölen dahil olmak üzere. Ve hatırlayın, onların 27 Mayıs'tan sonra bir defa Hürriyet Şehidi diye evet. adlandırıldılar. Bu, izin verirsen bir hatırlatma yapayım. İlk 31 Mart'ta evet. ölenler de Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne gömülmüşlerdi Hürriyet Şehitleri olarak. Aynı aradan şimdi. Geçen bunca zaman sonra, aşağı yukarı 40 sene sonra bu defa 27 Mayıs şehitleri Anıtkabir'e gömüldüler. Evet, gömüldüler. Büyük bir törenle. Anıtkabir'de bir köşe ayrıldı. Bu çok ilginç evet. bir şey. Yani bu evet, ben çocukluğumda bizi götürdükleri zaman Anıtkabir'de hemen yanında, o mozolenin hemen yanında bir mezar yeri yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Bir toprak alanda hı hı. küçük küçük mezar taşları vardı hı hı. ve o 27 Mayıs şehitleri orada yatardı. Mozolenin yanında derken? Mozolenin hemen yanında. Yanındaydı. Yukarıda, ha? Evet. Şimdi tam karşıda İsmet İnönü'nün evet. yeri var. Yalnızca İsmet İnönü. İnönü. Şimdi evet. 12 Eylül'den sonra dediler ki Atatürk'ün Anıtkabir'inde hiç kimse Atatürk'ten başka kalmayacak. İnönü de dahil olmak üzere evet. bütün mezarları buradan tasfiye edeceğiz dediler. Önce şeyi çıkardılar. 27 Mayıs'ta ölenleri çıkardılar. Yani. Böylelikle 12 Eylül yönetiminin 27 Mayıs'ı tamamen tasfiye ettiğini, hiç hı-hı. onaylamadığını görmüş olduk. Fakat İsmet İnönü'nün yerini kaldırmaya cesaret edemediler. İsmet İnönü orada kalmaya devam etti. Dolayısıyla ordunun getirmiş olduğu bir müdahale ve bu müdahalenin getirmiş olduğu sonuçlar aradan zaman geçtikten sonra aynı ordunun bir başka müdahalesiyle tamamen ortadan kaldırılabiliyor, reddedilebiliyor. Cemil, biraz önce Gürsel'in o izin mektubundan bahsettin ya, ben de bu arada ihtilal olduktan sonra çok kısa bir süre içinde, yani 1960 yılında 2 ay falan içinde Gürsel geçmişe bakıp nasıl hatırlıyor onu buldum, paylaşayım sizlerle. Çok ilginç. Dünya ahvali her gün biraz daha kötüye giderken diye başlıyor. Yani sadece içeriden değil ve bu temada çok gelecek. İçeridekiler o kadar sorumsuz, şuursuz davranıyorlardı ki Türkiye'nin dış güvenliğini tehlikeye attıkları için biz bunu yaptık. Şimdi bu da ilginç bir tez. Yani argümanlar zaman içinde çok değişiklikler gösteriyor. Gösteriyor ama dünya ahvali her gün biraz daha kötüye doğru giderken usulsüz politika yüzünden vatanımızın maddeten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vicdan sahibi bütün vatandaşları dilhun etmektedir. Çok Osmanlıca oldu. Bu hal nereye kadar gidecek? Bu feci akibete hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte vatandaşların bu ahvali ızdırap içinde aylardan beri düşündüm ve bu zevata çıkar yolları gösterdim. Fakat onlar kapıldıkları politika ihtirasının şuurlarına verdiği bozukluk dolayısıyla dinlemediler ve işi zorla yürütmek sevdasına düştüler. Yani ben bunlara yolu gösterdim mektup. Ya, halbuki yazılan mektup Ethem Menderes'e bambaşka bir mektup. Yani Mehmet devamlı bana nikah yüzünü niye gösterdiğini anlayamadım. Bir açıklar mısın lütfen? Şimdi tabii bu kafiyeyle benim nikah yüzüğüm, eşimle benim nikah yüzüğüm. Şimdi senin söylediğin şu yüzük. Ben onu nikah yüzüğün zannettim. 27 Mayıs'ta olsaydın zor tutardın o. Şimdi onu diyeceğim zaten. Yüzüğü. Arkadaşlarımız bunu yakından gösterebilirlerse bu 27 Mayıs'ın simgelerinden biri üzerinde bir ay yıldız var ve 27-5-1960 tarihi var. Peki nedir bu? Bu 27 Mayıs zaten ekonomik krizden söz etmiştik. Ekonomik kriz devam ediyor. Bu ekonomik krizi aşmak için 27 Mayıs'çıların bulduğu yöntemlerden biri işte herkes alyansını armağan etsin. Peki ne olacak? Altın alyansını gidip armağan edeceksin. Karşılığında size bu metalden yapılma yüzüğü verecekler. Peki ne olacak? Siz hem inkılaba hem 27 Mayıs'a işte hem devlete bağlılığınızı kanıtlamış olursunuz. Ben 27 Mayıs'tan sonra nikah yüzüğümü falan vermezdim bir defa. Onu söyleyeyim ama herhalde ama verenler oldu. Verenler oldu ve bunu da büyük bir istekle de yapmış olabilirler. Tabii samimiyetle bir şekilde. Tabii samimiyetle de yapmış olabilirler. Ama daha ilginci bu alyansı gösterdik. Devamını da söyleyelim.
dediler ki o dönemde bu alyanslar karşılığında alınan altın yüzükler eritilerek onların satılmasıyla Ankara'da Yüksektepe'de subaylar için lojmanlar yapıldı. Hatta o lojmanlar alyans lojmanları diye anılır. İşte onun hikayesi bu. Bunu da bana sahaf arkadaşım Lütfi Seymen vermişti. Ona da bir defa teşekkür edeyim yıllar evvel bu hatıra olarak. Bir de şunu belirtelim. Yine o dönemde ekonomik krizi aşmak için 27 Mayıs armağan parası çıkartıldı. Evet, evet. Tabii cigarası da çıkartıldı. Şimdi emin değilim cigara göstermek hani şeye yasağa girer mi girmez mi ama. Firması ortadan kalkmışsa mahsuru yoktur herhalde. Burada 27 Mayıs cigarası. Sadece hepsi. Bakınız içmeyiniz. Evet, yalnızca bu obje yani tarihi bir obje olarak bakıyoruz. Başka bir şeyle bakmıyoruz. Bir şey daha göstermemi. Tabii göstereceğim, göster. Bir de sen gösterirken arkadaşlar hazır etsinler. 27 Mayıs'ın pulları da var. Tamam. Pulları tamam. Da biraz sonra göreceğiz. Şimdi bu 27 Mayıs'a biz darbe diyoruz ama kendileri ne diyordu? Bir güzel. De ona bakmak lazım. Şimdi şurada bir afiş var. Şimdi arkadaşlarımız yanaşacaklar buna. Tam bu afişin ortasındaki amblem 27 Mayıs'ın amblemi. Etrafında da bu meşhur 27 Mayıs'lar. Kim bunlar? Milli Birlik Komitesi Milli üyeleri. Milli Birlik Komitesi üyeleri. Gürsel peki, daha tepede herhalde. Evet, görünmüyor. Şimdi açamıyorum orayı. Orada bir ifade yazıyor çünkü. O ifadeyi okuyacağız şimdi hep birlikte. Orayı açtığım zaman biraz dik tutabilirsen. Şöyle dik tutalım. Evet. Burayı açtığım zaman çok ilginç bir yazıyla karşılaşacağız. Bu benim çok güldüğüm bir afiş. Çünkü hepsi asker, darbe yapmışlar ve bakın üstünde ne yazıyor? Hakimiyet milletindir. Bu trajikomik bir ifade. Yani şaka gibi. Şaka ama gibi. Bu şaka değil. O dönemde bütün kahvehanelere, okullara, hastanelere, bütün kamu binalarına asılan bir afiş. Biliyor musun? Afiş. Osmanlı Hanedanı'nın bir soy ağacı var. Ona çok 1915'te benziyor. Özellikle evet, evet. 14'te 15'te çok basıp dağıttıkları. Bu yani bu propaganda malzemesi. Şunu belirtelim. 27 Mayıs'lar 27 Mayıs darbesini yaptıktan sonra müthiş bir şekilde propaganda yaptılar. Şu anda arkamızda pulları görüyoruz. 27 Mayıs darbesinden sonra 27 Mayıs anısına çıkarılmış olan pullar. Pek çok pul var. Bu pullardan bazılarını arka arkaya izlemek mümkün olabiliyor. İlk gün zarfı var. Ya bu biraz pullar talihsiz var. Bir pul olmuş. Zinciri evet. Kıran bir demir kırat. Yani... 27 Mayıs'ın icraatlarına geldiğimiz zaman benim izin verirseniz izleyicilerimizden pek çoğunun ilgisini çekebilecek hem de güncel bir tartışma ya değinmek istiyorum. 27 Mayıs'taki icraatların günümüze kadar yansıyan esrarengiz efsanelerle ve söylentilerle karışık bir meselesi var. O da Said-i Nursi'nin mezar yerinin taşınması meselesi. Çok popüler bugünlerde çok popüler. O konu. Evet. Şimdi geçenlerde yine bu pek çok yayına şey yaptı, vesile oldu. Bazıları kulaktan dolma bilgilerle Said-i Nursi'nin Urfa'da gömüldükten sonra mezar yerinin değiştirilme aşamasında uçakla alındıktan sonra Akdeniz'e bırakıldığını iddia ettiler. Bir erken Usama gibi. Vaziyeti. Evet, Usama Bin Laden sonradan gündeme düştü. Bunun herhangi bir şeyi var mı, gerçekliği var mı diye düşünecek olursak eğer, bazı 27 Mayısçılar ya da 27 Mayısçılardan duyulanlardan söylenti biçiminde yayılmış rivayetler. Fakat ben bundan aşağı yukarı bir yıl kadar önce 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanaklarını yayınladım. Bu 27 Mayıs hükümetlerinin bütün görüşmeleri ve tartışmaları tutulduğu ölçüde bu 27 Mayıs Bakanlar Kurulu tutanaklarında bulunabilir. Toplam iki cilt halinde Yapı Kredi Yayınları tarafından yayınlandı. Cemal Gürsel hükümetindeki bütün tartışmalar burada var. Bu tartışmalardan hareketle rahatlıkla söyleyebiliriz ki Bakanlar Kurulu toplantısının 20 Haziran tarihli toplantı tutanağına baktığımız zaman ilginç bir görüşme görüyoruz. Diyorlar ki biraz önce Hakan'ın bahsettiği Milli Savunma Bakanı
Fahri Özdirek. Bu nurcular meselesi de mühimdir. Bu sebeple soruyorum. Acaba Urfa'ya bu Said Nursi'nin gömülmesini doğru buluyorlar mı? Said Nursi Urfa'da ölmüş, orada gömmüşler. Cemal Gürsel diyor ki bunun hikayesi vardır. Niçin oraya gömdünüz diye sordum. Orada öldü, gömdük dediler. Ben hayır dedim. Isparta'da öldü, Urfa'da gömüldü. Orası yarın Kürtlüğün merkezi haline gelecek. Siz büyük günah yaptınız dedim. Hatta dedim ki ben sizin yerinizde olsam bir rüyada bu adam kendisinin Isparta'ya naklini istemiş der ve oraya nakleder. Bu yapılmış bir hatadır. İşlerimiz rahatladıktan sonra bunu düşüneceğiz diyor. İşler biraz rahatlamış olmalı ki yeteri kadar düşünmüşler. 8 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında bu defa İçişleri Bakanı İhsan Kızıloğlu. Meselelerimizden bir tanesi bilindiği üzere Şeyh Said Nursi'nin nakli kubur davasıdır. Bu zatın kardeşi şöyle bir istida, dilekçe ile müracaat ediyor. Konya valiliğine yazılan bu istidada naaşın Emirdağ'ına veya Isparta'ya nakli istendiğine göre ikisinden birisinin karar kılmak lazım gelir. Bence Emirdağ'ı daha emindir, Isparta'da nurcular fazladır. Bunun üzerine Cemal Gürsel'in konuşması. Burada da epeyce Kürt köyleri vardır. Bu hususta maruzatta bulunmuştum. Konya valisini çağırdım, kendisine talimat verdim. O da becerdi, işi bu hale getirdi. Şimdi ben Dahiliye Vekilinden, İçişleri Bakanından bir de Hava Kuvvetlerinden istifade için Milli Müdafaa Vekilinden, Milli Savunma Bakanından şunu rica ediyorum. Bunu öyle bir tertibi zarifane ile yapmalı ki bir gecenin içinde önce Diyarbakır'a sonra Isparta'ya getirilmiş olsun. İçişleri Bakanı. Bu işle meşgul arkadaşlar Emirdağ'ını uygun buluyorlar. Milli Birlik Komitesi üyesi Sıtkı Ulay. Madem ki istidada, dilekçede Isparta'yı istiyorlar, Isparta uygundur. Ticaret Bakanı Cihat İren. Bunu gizli yapmak faydalı olur mu? Yoksa desek de sen istersen hükümetçe mahsur yoktur. Isparta'ya defin için biz de yardım edelim. Cenazesini ailesi defnetsin, gündüz tertibat alırız. İçişleri Bakanı. Nakli kuburda böyle şey yok. En yakın aile efradıyla olur. Kardeşi olan zatı da göndereceğiz, nakli kuburda bulunacak. Tayyareye bindiği zaman matbuata da vereceğiz. Bu adamlar nihayet vatandaştır. Cemal Gürsel, matbuata hiç haber vermeyin. Matbuata sonradan haber veririz. Kardeşi böyle istedi, Isparta'ya nakledildi deriz. Siz hazırlığı yapacaksınız, oraya gidilecek. Urfa'daki kıtalar hazır olsun, bu iş yapılır diyor. Sonra 11 Temmuz tarihli Bakanlar Kurulu tutanağını okuyalım. Tek bir cümleden. İçişleri Bakanı, Said Nursi'nin gece tayyare ile Diyarbakır'a ve oradan Isparta'ya naaşının nakli muamelesi ikmal edilmiştir. Arz ederim. Mesele evet. Böylelikle bitmiştir. Tamamlanmış oluyor. Evet. Yani bugün şunu açıkça söyleyebiliriz ki 27 Mayıs'ta kimsenin cenazesi uçaktan atılmamış. Tam tersine o zamandan beri rivayet halinde Afyon'da mı Isparta'da mı gömüldüğü konusunda efsaneler çıkmış olan mezar yeri 27 Mayıs 1960'ta Isparta'da olduğu muhakkak. Isparta'nın neresinde diye soracak olan izleyicilerimiz varsa bunu bilmiyoruz. Çünkü tutanakta Isparta'nın dışında hiçbir işarette bulunulmamış. Peki hala orada olabilir mi? Orasını da bilmiyoruz. Çünkü söylentilere göre zaman içinde Said Nursi'nin takipçileri mezarın yerini değiştirmişler. Bir de böyle bir söylenti var. Belki bir gün onun takipçileri mezarın gerçek yerini kamuoyuna ifşa edebilirler. Paylaşırlar. Burada enteresan olan nokta Said Nursi'nin mezar yerinin dini bir merkez olmaktan çok
hatta dini bir merkez olacağı konusunda bir endişe dile getirilmiyor. Kürtlüğün evet. merkezi olmak kaygısıyla hareket edildiği. Demek evet. ki o tarihte hala Said Nursi'nin bir din önderi olmaktan çok bir Kürt. Evet. olması daha ağırlıklı bir husus. O yüzden 27 Mayısçılar onu bir Kürt önder olarak, Kürtlüğün merkezi olarak. Kürt kimliğini öne çıkartıyorlar. Evet, onu, zaten yani meşrutiyet zamanındaki Said-i Kürdi lakabını hala kullanıyorlar. Tabii. Yani şeyler evet. kullanıyor. 27 Mayıslılar ona hep Said-i evet. Kürdi diyor. Zaten bir grupta, Nurcuların içinde bir grupta onun Kürtlüğünü öne çıkartan bir grup. Onu unutmamak o lazım. O da var. Evet, bir de o da var. Tam bu arada şeyi hatırlatalım. Yani bu 27 Mayıs'tan sonra 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı vesaire şu bu diyoruz ama 27 Mayıs'tan sonra 3 alanda hakikaten sıkıntılar yaşandı. Bir tanesi basına aşırı yüklendi bir defa darbeciler. Bunu hatırlayalım. Hatta Babali'nin üstünden geçeceğiz lafı ve işte gazetecilere ve köşe yazarlarına yönelik baskıyı hatırlayalım. Bunu unutmayalım. İkincisi, şimdi tam bu Kürtlükten açılmışken bakın biz 55'ler diye burada çok ilginç bir risale var. Bu Kürtlerin, Kürt ağların yayınladıkları bir risale. Peki 55'ler kim? Hep böyle rakamlar olur Türkiye'de. 27 Mayıs'tan 4 gün sonra Doğu Anadolu'dan toplanan 485 kişi ki Sivas'taki garnizonda uzun süre geçici ağalar. Çoğu ağalar veya Kürtlerin ileri gelenleri. Ya da yanlışlıkla gidenler. Yoksul evet. adamları da götürüyorlar evet. Hatta Said Nursi'nin torunu Doğu'da işte Kürt hükümeti kuracak. Demokrat Parti de buna yardım ediyor türünden bir evet, burada gerekçe. Demokrat Parti'ye karşı en önemli argümanlardan bir tanesi Kürtçülük. Evet. Ve burada da görüyoruz yani bu çok açık. Bu yaklaşık 435 Kürt ağası ve ileri geleni Sivas'taki garnizonda Kabaklı'daydı galiba. Orada zorunlu evet. ikamete tabi tutuluyorlar. Bir süre sonra da tekrar bir yasal düzenlemeyle zorunlu ikamet konusunda 55 tanesi o Kürt ağalardan. Evet. İşte buradaki zaten o 55 kişinin hikayesi. Bu 55 kişi Türkiye'nin çeşitli yerlerine Isparta, Çorum, Edirne, İstanbul, Antalya gibi yerlerde zorunlu ikamete tehcir gönderiliyor. Ediliyorlar. Tehcir ediliyorlar. Zorunlu şeye gönderiyorlar. İkinci konu 27 Mayısçıların üniversitenin Babali'nin üzerinden geçeceğiz lafını üniversitenin üzerinden geçeceğiz şeklinde tekrarlamaları hakikaten yaptılar. 147 tane öğretim üyesini hiçbir gerekçe göstermeden üniversiteyle ilişkisini kestiler. Ki bunlar çok ilginçtir. Bir kısmı 27 Mayıs darbesine destek vermiş olan isimler. Evet, bir de çok sevgili bir hocamız var aralarında. Evet, Tarık Zafer Tuna'ya. Onun da destek bulunduğu. Vermiştir. Evet, zaten 27 Mayıs sabahı Sıddık Sami Onar'la beraber İstanbul'dan evet. uçakla, askeri uçakla Ankara'ya götürülen. Anayasa için. Tabii anayasa komisyonu için. 5 kişiden biri Tarık Hoca. Yani bunları da anlamak mümkün değil. Çünkü şimdi Demokrat Parti iktidarına yönelik eleştirilerden bir tanesi kanun çıkartıyorlar. Emekli sandığı kanununa oynuyorlar. Ve ondan sonra üniversite hocalarına diyorlar ki biz sizi istediğimiz gibi bakanlık emrini alırız. Evet. Dolayısıyla rektörü, dekanı, hocayı görevinden alabiliyor. Ve bu tabii önemli eleştiri konularından bir tanesi. Hı-hı. Fakat 27 Mayısçılar iktidara geldikten sonra ondan çok daha geniş kapsamlı bir üniversite tasfiyesi yapmayı evet. tercih ediyorlar. Yani perhizle turşu arasında bir oran yok. Bir geleneği de aslında devam ettirdiler hem de başlattılar. Hı-hı. 33 darifinin reformu. Hı-hı. 27 Mayıs'tan sonra işte 147'likler. 12 Mart'tan sonra çok büyük bir yine kitle ve 12 Eylül'den sonra 1402'likler. Evet. Bunu hatırlamamız lazım. Bu şeye de girecek miyiz? Yani darbelerin birilerini tasfiye ediyor. Evet. Yani aslında darbeyi desteklemişsin, desteklememişsin. Hiç önemli çok, yok. Önemli değil. Çok güzel söyledin. Kafalarında bir proforma evet. şey var. Yerleşik bir kalıp evet. var. Bütün bu kurumları tanzim edecekler. Ordu dahil kendi. Ama. Ordu dahil. Meseleyi galiba es geçtik evet. biraz. Emin sular yani dediğimiz. Emin sular. Yani evet. kaç 200 bilmem 20 küsur subay. 235 orgeneral. Or, 5000'e yakın. Hepsi orgeneral değil canım. 235 tane general. General. Affedersiniz. General.
5000'e yakında 5000'e subay. Yakında, ve bunlar evet. Emin Su denen işte emekli inkılap subayları derneğini kurdular. Bu Kenan Evren'in 12 Eylül'ün 27 Mayıs'a hmm. tepkisinin altında yatan gerekçelerden biri de bu. Hem hiyerarşi dışı evet. yapılmış olması hem çok büyük bir tasfiye yapmış olması. Hem tasfiye fakat bu tasfiye ettikleri insanlarla arkadaşlık ilişkileri falan var. Yani üniversite hocaları için bir ikinci iş düşünmediler. Ama sonradan Emin Su olarak örgütlenecek olanlar bu insanlara sivil savunma işlerinde başka işlerde istihdamlarını da düşündüler tasfiye edenler. Ama sanki... Yani bir şey vardı ellerinde, reçete vardı, bir plan vardı ve birden müthiş bir tırpanla 5000 kişi gitti. Evet. Ben bir kendime ait eski bir öyküyü anlatmama izin verirseniz eğer. 1973'ün sonunda İzmir'den Ankara'ya ilk defa geldim. Üniversiteye öğrenci olmak için. Kızılay'da Ankara'yı tanımak için dolaşırken aynı zamanda Kızılay o zaman tabii daha ufak tefek bir yer. Eskiden kalma binalar da var. Böyle 3 katlı, 4 katlı. O eski binaların bir tanesinin tepesinin üstünde balkonda kırmızının üzerinde beyazla yazılmış. Yanlış hatırlamıyorsam Emin Su lafası gördüm. Tabii o zaman itiraf edeyim. Ne 27 Mayıs hakkında tam bir bilgim var. Emin Su'nun ne olduğu hakkında da en ufak bir fikrim yok. Bu dedim herhalde sular idaresiyle ilgili bir yer olsa gerek. Sonunda su olduğuna göre. Su olduğuna göre Emin Su herhalde de bu yani Ankara'da sular idaresi de böyle bir şey. Bizim İzmir'de Esot bakardı bu işlere o zaman. Burada da bu bakıyor herhalde dedim. Aradan yıllar geçti. Sonradan birdenbire okurken falan anladım ki bu Emin Sular 27 Mayıs İnkılap Subayları Derneği'ymiş. Emekli İnkılap Mağdur. Subayları. Evet. Emekli İnkılap evet. Subayları Derneği. Değil yani. Onun kısaltılmış. Onun kısaltılmış. Ve uzun yıllar Emin Sular, çok kalabalık bir evet. kitle, haklarını yeniden geri almak ve orduya geri dönebilmek için mücadele uzun ettiler. Uğraş verdiler, çok mücadele verdiler. Evet. Fakat bunu hiçbir zaman başaramadılar. Evet. Bürokrasiye alındılar. Sivil bürokrasiye evet. bazıları istihdam edildi yani ama askerliğe geri alınmadılar. İşte ne diyelim, pasif korunma için bir yer açılmış. Oraları alındılar. Hatta enteresan bir şey var. Bu Bakanlar Kurulu tutanaklarında gördüm bunu. Devamlı dilekçe veriyorlar çünkü. Yani siz bizi emekli ettiniz. Aslında emekli olma şartları da çok iyi. Çünkü normalde bir ikramiye alacaklarken iki ikramiye alıyorlar. Bunun üzerinde birazdan duralım. O önemli bir şey çünkü. Maaşla almaya devam ediyor ama biz diyorlar genç yaşta işsiz kaldık. Yani çünkü hakikaten büyük oranda genç yaşta. Onun için bize bir iş verin. Bazıları üniversiteye gidiyorlar. Yani o dönemde henüz daha bugünkü gibi merkezi sistemle bir üniversiteye alım mekanizması yok. Her fakülte kendi imtihanını kendi yapıyor. Bazıları kazanıyorlar. Fakat bazıları kazanamamışlar. Dilekçe yazmışlar hükümete ya da Milli Birlik Komitesi'ne. Diyorlar ki bize bir istisna yapılsın, bizi imtihansız alsınlar fakültelere. Fakat bu da mümkün olamıyor mevzuat gereğince. Tabii ki bu dönemdeki Emin Sular'dan önemli bir kesimi başka işlere yerleşti ama hepsinin yerleştirildiği söylenemez. Evet, o evet. çok mübalağalı bir evet, tavır alır. Ben çok uzun yıllar sonra gerçekten böyle emekli edilmiş bir albayı tanımıştım. O hiçbir zaman böyle bir işte çalışma imkanını bulamamış. Evet. Bunlar da muhtemelen kişisel ilişkiler sayesinde olabilmiş şeyler. Şimdi tam sen buna değinmişken belki o konuya da değinelim. Bu ekonomik... Yani askerin kendini ekonomik olarak koruması ve geliştirmesi konusuna bu önemli bir konu. Ve maalesef Türkiye'de yani birkaç çalışma dışında, küçük çalışma dışında Semih Vaner'in çalışmasını evet. hatırlıyorum. Başka çalışma yok. O da şu. Bir defa 1950-60 döneminde ücretlerin düşüklüğünden, ücret rejiminin düşük olduğundan söz etmiştik. Bir de şunu hatırlayalım. Lojman diye bir kavram yok o zaman. Çok çok sınırlı, çok çok az sayıda lojman var. Şimdi askeri lojmanların yapılması 27 Mayıs 1960'tan sonra. Daha önemlisi OYAK denen kurumun oluşturulması ki işte görevli muvassat subayların maaşından %10 zorunlu bu. Zorunlu kesiliyor. İşte yedek subayların %5. Evet, OYAK o zaman çıkıyor. OYAK o zaman ortaya çıkıyor. Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun kısaltılmışı muazzam mali bir deve dönüşüyor. Sonra bu model başarılı olunca iki model daha ortaya çıktı. Bir tanesi İşçi Yardımlaşma Kurumu, bir de Memur Yardımlaşma Kurumu. Fakat bu ikisi de çöktü. Evet. Yürümedi. Yani bu yanı sıra ordu kantinlerinin, ORPA'nın, ordu pazarının kurulması gibi
bir takım işte maddi katkı sağlayacak ve maaşlarda daha önce belirtmiştim %60'a yakın bir zammın ilerlemenin yapıldığı. Hatta burada ben de işte Milli Birlik Komitesi döneminde çıkartılmış kendi yayınladıkları İnkılap Kanunları diye bir cilt var. Bu İnkılap Kanunları bizim anayasadaki kanunlar değil. 27 Mayıs inkılapçılarının tırnak içinde çıkarttıkları kanun. Oradan da görüyorsunuz ki sürekli emeklilik ve maaşla ilgili askerlere ve mensuplarına yönelik bir dizi düzenleme yapmışlar. Hatta şeyi hatırlıyorum, George Harris, Türkiye'de komünizmin kaynakları, evet, hani bir büyükelçilik de yapmıştı. Onun yorumlarından biri bu sebeple mesela 12 Eylül darbesinin geciktiği yorumudur. Çünkü ordu kantinleri vesaire bir ekonomik avantaj sağladığı için Türkiye'de ekonomik krizi askerler geç hissetti. Dolayısıyla darbe, 12 Eylül darbesi bu manada gecikmiş darbedir gibi ilginç bir de yorumu var. Onu hani belirtmeden edemedim. Bu önemli bir konu, bunun üzerinde durmak lazım. Birçok konuya değindik bu akşam ama tabii değindiklerimizin çok daha ötesinde hiç değinemediğimiz konular var. Mesela Yassıada'dan ve idamlardan hiç söz edemedik. Yargılamalardan hiç söz edemedik. Ayrı ayrı davalar ki onların tutanakları yayınlanıyor bugünlerde. Bu ara onların tutanakları da yayınlanıyor. Fakat bu arada bir şey yapalım. Yargılamalardan sonra, idamlardan sonra bir ağıt var elimizde. Evet. Değil mi? Evet. Elimizde bir ağıt var. Bunu dinleyelim önce. Bu biraz size sürpriz gelecek herhalde. Peki. Biraz izleyicilerimiz için biraz değişik gelebilir. Sanıyoruz Menderes'in arkasından pek çok ağıt olmuştur ama bu ağıt özellikle plak olarak basılmış. Ve şimdi sizinle paylaşmaya çalışacağız. Evet, bir de şey söyleyelim. Yani bu idamlardan sonra da 16 Eylül ve 17 Eylül'de Adnan Menderes'in idam edilmesinden sonra adeta hem idamların kullanılması bir protokole bağlanıp asla seçim malzemesi yapılmayacak, siyaset malzemesi yapılmayacak dendi. Bu meşhur Çankaya protokolü. Hem de ondan sonra Menderes ismini ve bu olayı dile getirmek büyük problemdi. Şimdi ilginç, evet, hem Kürtlerden söz ettik, Kürt ağalardan vesaire. Bu plakta hem Menderes hem Yüksel Menderes ve Menderes ailesi için yapılmış ilginç Kürtçe plaklardan biri. Bir plağımız daha var. Tabii şunu belirtmek isterim. Yani bu coğrafyada Kürtlerle beraber yaşıyoruz ama ben bu plaktan anlamıyorum. Yani bu Kürtçeyi anlamıyorum. Anlamak isterdim. Onu bilmenizi isterim. Yani burada biraz eksik kaldık galiba. Yani kendi coğrafyamızda yaşayan... Maalesef bu problemleri günümüzde çözememenin ızdırabı içindeyiz. Evet, hala bu problemi çözemedik. Şimdi bu plakta Menderes isminin yasak olduğu bir dönem. Artık o söylenemiyor. Plağı şöyle bir yöntemle çıkartmışlar. Çok ilginç. Menderes plağına da ama Menderes ırmağını anlatıyor. Aslında anlatılan Menderes ırmağı değil, Menderes'in kendisi. Şimdi o yüzden
dinleyin. Sembolizm yapılmış. Evet, sembolizm var. Dolayısıyla izleyiciler lütfen o Menderes Irmağı ifadesini veya şey çağrışımını Adnan Menderes olarak. Yine coşmuş akıyorsun, gönülleri yakıyorsun. Yine coşmuş akıyorsun, gönülleri yakıyorsun. Üzgün gibi, küskün gibi, söyle kime bakıyorsun. Üzgün gibi, küskün gibi, söyle kime bakıyorsun. Ah Menderes, güzel Menderes. Ah Menderes, aziz Menderes. Bu da Adnan Menderes için yapılan ilginç bir şeylerden. Evet. Yani artık bu Menderes'in ırmak olmadığını, bu coşkun akan ırmağın herkes Adnan Menderes olduğunu biliyor. Tabii sayısı bunlarla sınırlı değil. Birçok böyle plak yapıldığını, hatta bir kısmının Yunanistan'da, bir kısmının Almanya'da doldurulduğunu biliyorum. Benim arşivimde de var onlar. Ve bu mesele burada bitmiyor tabii. Yani biz bu meseleyi çok az konuşuyoruz. Yani yüzeyini bile kazımış sayılmayız. Artık bir başka programda, bir başka 27 Mayıs Demokrat Parti'ye ya da benzeyen bir programda bunları konuşmaya umarım devam edeceğiz eski defterlerde. Ama bu akşamlık bu kadar. Eski defterlere bu akşam son veriyoruz. Gelecek cumartesi akşamı bir başka eski defterlerde buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyoruz. İyi geceler efendim.